Tekrar herkese iyi akşamlar. Şimdi Avrupa'da Türkoloji 23 yıldır uğraştığım bir mevzu. Avrupa'ya geldiğimden beri, yani Polonya'ya geldiğimden beri diğer konuların yanında peyderpey çalışmaya çalıştığım bir mevzu. Çünkü bu derin bir konu. Yani benim alanım yeni Türk edebiyatı. Fakat Polonya'ya okutman olarak geldikten sonra ister istemez Türkolojinin içine girdik. Ve çok derin ve çok geniş bir saha olduğunu işte öğrendikçe de açıkçası korkuyorum alandan. Çünkü bir şeyi bildikçe derinleşiyor, derinleştikçe de sizi korkutuyor. Sonsuz bir derya var ortada. Bu akşam konuyu dağıtmadan Türkolojinin tanımı ve kavram çerçevesi elbette ki bilenler biliyor ama bunu dışarıdan biri acaba bu Türkoloji nedir diye bir soru sorduğunda onların kafasında da bir netlik oluşsun diye bu kavram çerçevesini de izah etmeye çalışacağım. Bu akşamki sunumumu 5 temel üzerine oturtuyorum. 5 temel üzerine. Türkolojinin tanımı ve kavram çerçevesi, Avrupa'da Türkolojiye coğrafi ve tarihi boyutta bakış, sonra Avrupa'da Türkoloji ne zaman başlar, Avrupa Türkoloji tarihi neden şimdiye kadar yazılmamıştır, sonuç Dünya Türkoloji Külliyatı'nın ortaya çıkarılmasında Avrupa Türkolojisi'nin önemi nedir? Böyle bir 5. Ama tabii ikinci başlıkta A, B, C, Ç, D diye de ara başlıklar koydum ki konu biraz daha işte açıklığa kavuşsun diye. Şimdi ilk başlıktan başladığımızda, şimdi Türkçe sözlükte işte kavram, Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalı konu edinen bilim dalı. Türklük bilgisi, Türkiyat, Türkoloji diye tanımlanıyor. Şimdi Türkoloji yerine çünkü Türk ve loji. Şimdi burada Avrupa bilimi ikiye ayırarak yani dillerinde, Avrupa dillerinde iki kavram üzerinden bilim tanımlanıyor veya götürülüyor. Birincisi logika yani mantığa dayalı, akıl yürütmeye dayalı var olan şeyleri keşfedip onu sunmak, açıklamak, analiz etmek. Türkologiya böyle bir şey. Yani Türklük bilgisini mantık, akıl süzgecinden geçirerek açıklamak, izah etmek, analiz etmek. Bir de yine İngilizce'de science var ya, işte bu ayrı bir şey. Yani bizde de işte ilim ve bilim diyoruz ya, belki o bağlamda değerlendirilebilir. Science ise yani işte ne bileyim şimdi insanlar formüller üretiyor, o formüllerden değil mi? Cep telefonları üretiliyor, ne bileyim şimdi uzay araçları üretiliyor. Bakın bunlar science ile olan şeyler. Fakat logika ile olan şeyler, Türk toplumu var. Türkler edebiyat, kültür, sanatı, bilimi, dili falan var. Biz onları inceliyoruz. Bunu logika ile yapıyoruz. O yüzden Türkoloji. Tamam mı? Bu loji gelmesinin sebebi budur. Fakat Türkler biraz belki bu Türkoloji hani sevmedikleri için rahmetli Fuat Köprülü Türkiyat demiş 1925'te İstanbul'da. Kurduğu Türkiye'nin ilk Türkiyat dergisinin adını Türkiyat diye teklif etmiş. Bu kullanılıyor Türkler tarafından. Ama Avrupalılar ya da yabancıların hepsi Türkolojiyi kullanır. Yaygın bir terimdir. Bir de bunun yerine rahmetli Hasan Eren ömrünü işte Türkolojiye vermiş isimlerden biri. O da Türklük Bilimi Sözlüğü diye bir sözlük hazırladı biliyorsunuz. Türkologlarla alakalı birazdan göreceğiz. Bir de son zamanlarda Amerika'da yaşayan Timur Kocaoğlu bilgemiz, bizi dinliyorsa buradan kendisine selam, sevgi gönderiyorum. O da Türk bilim diye bir kavram kullanmaya başladı. Türk bilimi diye bir kavram da var Türkoloji için. Ama en yaygın olan Türkolojidir. Arzu edenler Türkiyat diye de, Türklük bilimi diye de, Türk bilim, Türk bilimi diye de kullanabilirler. Fakat tabii yaygın olan Türkoloji, onu tercih ediyoruz. Şimdi Türkolojinin 3 temel boyutu var aslında baktığımızda. Birinci boyut Türk dili veya Türk dilleri üzerine yapılan çalışmalar. Bu daha çok Sovyetler Birliği döneminde. Çünkü Sovyetler Birliği'nde ne demişler insanlara? Eğer Türkolog olacaksanız Türk dili çalışın yeter. Zaten dilden ibarettir Türkoloji deyip. Sovyetler Birliği döneminde sosyalist anlayışta Türkoloji biraz
sadece dil üzerine hapsedildi, tamam mı? Bu dar manada doğrudur. Evet, Türkolojinin temelini Türk dili oluşturur. Bu dili önce bilmek gerekir. Fakat ikinci bir boyutu veya ikinci bir bağıntı dediğimiz, benim işte bağıntı diye bir şey kullanıyorum, bir kavram oturtmaya çalışıyorum diyelim. Orada ise işte Türk dilinin yanında Türk edebiyatını, efendim Türk sanatını, Türk kültürünün, ne bileyim, tarihinin, halk biliminin, sosyolojisinin, işte Türk psikolojisini incelemek, yani biraz interdisipliner veya disiplinler arası bir kavram, ikinci boyutta bu. Fakat bir de bunun üçüncü boyutu, yani daha geniş bir boyutu var ki o zaman altaistik giriyor işin içine. Yani Fin-Ugor, efendim Ural Altay, Moğolistik, Manşuristik, son zamanlarda da Japonistik ve Koreanistik'in Türkçe ve işte bu Ural Altay grubuyla, hani bazı dilciler şimdi yenileri diyor ya, aslında böyle bir şey de yoktur işte Ural Altay falan. Tabii ben dilci değilim, bu tartışmaya girmem, ama ben Ural Altay teorisinin varlığı üzerinden altaistik diye üçüncü geniş boyutu efendim kabul ediyorum, edenlerdeniz. Çünkü bu oturmuş bir şeydir. Dolayısıyla Türkolojinin dil, edebiyat, tarih, sanat, kültür olmak üzere, bir de altaistik olmak üzere üçüncü bir halkası, boyutu veya bağıntısı vardır. Avrupa'da Türkolojiye coğrafi ve tarihi boyutta bir bakış dediğimizde, şimdi konuşmamın başında dedim ya, yani bu Avrupa'da Türkoloji, hani girdikçe işin içerisine ne kadar derin ve geniş olduğunu ve bu derinlik ve genişlik de insanı korkutuyor. Neden? Çünkü Avrupa kıtası, işte ya da Avrupa tanımı yüzyıllara göre değişmiş olsa da coğrafi olarak Ural Dağları veya Ural Nehri'nden Hazar'a kadar Kafkasya'ya, Kafkasya'nın güneyinden Karadeniz, efendim Akdeniz'i de içine alarak Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan bir coğrafya ve bu coğrafyada toplamda 64 devlet var. Ve bu 64 devletten 50'si bağımsız, 8'i bağımlı, 6'sı tanınmamış, 5'inin hem Asya hem de Avrupa'da toprakları var ki Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya bunlar. Fakat şimdi bu coğrafi genişlik, ama bir de bir Avrupa kültürü var. Bunu daraltırsak Avrupa kültürü nereden başlar? Avrupa kültürü Rusya'dan başlar, İngiltere'de biter. Ha, bunun yansıması Kuzey Amerika, efendim Latin Amerika, bu da ayrı, orası da yine sonuçta Avrupa'dan giden insanların oluşturduğu, oradaki yerli kültürle birleştirdikleri bir yapı. Dolayısıyla biz şimdi Avrupa'da Türkoloji dediğimizde Rusya'dan İngiltere'ye kadar olan bölgeye, yani 50'ye yakın ülkeye bakmamız gerekiyor, tamam mı? Bu 50 ülkede diyelim, bunu biraz daha hani netleştirelim. Türkolojinin durumu nedir? Avrupa haritası burada. Ülkeler de burada. Çok ülke olan bir coğrafya. Ama işte en büyüğü de Rusya. Şimdi bu Avrupa'da Türkolojiye ülkeler bağlamında baktığımızda çok güçlü olanlar var, zayıf olanlar var. Tamam mı? Şimdi bir de Türkolojinin hiç olmadığı ülkeler var. Mesela 50 ülkeyi hani esas alacağız ya, herkesin kafasında bir şablon oluşsun. 50 ülke üzerinden gideceğiz. Şimdi Belçika'da, Beyaz Rusya'da, İrlanda'da, İsviçre'de, İzlanda'da, Lüksemburg'da, İspanya ve Portekiz'de, çok ilginçtir değil mi? Yani bu İspanya ve Portekiz'de çok şaşırır insanlar. Yani işte Osmanlı, o Akdeniz değil mi? İşte İspanya'da efendim Endülüs medeniyeti olmuş, Arap, İslam, efendim Yahudi, ondan sonra Türklerle Akdeniz'de komşu olmuş ama ne Portekiz'de ne İspanya'da Türkoloji yoktur, çok ilginçtir. Bu Belçika, Beyaz Rusya, İrlanda, İsviçre, İzlanda, Lüksemburg, hadi buralar küçük ülkeler, belki Türkolojiye sıra gelmedi ama İspanya ve Portekiz'de Türkolojinin olmaması bu 8 ülke arasında belki ilginçtir. Ama tabii ki burada Osmanlı araştırmaları vardır. Yani bazı tarihçiler kısmi olarak Osmanlı üzerine araştırma yapıyorlar ama bu tarihçilerden epey bir kısmı Türkçe bilmiyor. Yani Türkçe bilmeden Türk tarihi veya Osmanlı tarihi üzerine çalışanlar var. Bu şimdi birinci kategori. Yani 8 ülkede efendim Türkoloji yok.
50'den 8'i çıktık, kaldı 42 ülke. Bu 42 ülkeden Letonya, Estonya, Litvanya, Arnavutluk, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Moldova. 8 ülkede de Türkoloji hani ne var ne yok gibi ya da kendi dilleri içerisinde, mesela Arnavutluk'ta işte Albanolojinin içerisinde bir Türkoloji var ama yeni yeni biraz daha kendine yol açmaya çalışıyor. Genç Türkologlar yetişiyor. Litvanya'da bir dönemde vardı. Litvanya'ya asla haksızlık etmeyelim. Özellikle 1802 Vilnius Üniversitesi'nde Türkoloji ve Arabistik ve Persoloji kuvvetlidir. Önemli Türkologlar oradan yetişmiştir. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürmüştür. Bir 100 yıllık Vilnius Üniversitesi'nde Türkoloji kuvvetlidir. Ama daha sonra işte hani işte Litvanya'nın bölünmesi falan, Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılanmalarda bu Vilnius Türkoloji eski canlılığını koruyamadı. Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Moldova, buralar tabii küçük ülkeler. Buralarda da işte oluşamadı Türkoloji. Letonya ve Estonya'da zaten. Estonya'da vardır kısmi. Çünkü Estonlar kendi köklerini araştırırken biraz Ural, Altay, Altayistik Türkolojiye kaymışlardır. Yani zayıftır buralarda da. Biraz daha devam ettiğimizde Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan. Bir 8 ülke daha. Bunlarda biraz daha farklı kategoride Türkoloji var. Çalışmalar var akademide tabii. Fakat bunları Türkolojinin çok kuvvetli olduğu, mesela Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, Macaristan, Polonya, Rusya, İngiltere. Bu 8 kategorinin yanına götüremezsiniz bile. Çünkü 8, 16, 24 ülkeyi toplayın. Bu saydığım 8 ülke kadar, 8 ülkeden biri kadar etmez Türkoloji. Şimdi burada bir biraz daha işi derine götürmek gerekiyor. Neden? Çünkü Türkler 400 küsür yıl Balkanları yönettiler. İşte oradaki kültürlere hükmettiler, oradaki insanlara. İçli dışlı oldular. Balkanlarda bir özel bir Türkoloji boyutu var. Neden? Çünkü son 100 yılda gelişen bir Türkoloji orada. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan. Yani bir 7 devlet Balkanlarda. Burada ayrı bir şey var. Fakat asıl Türkolojide derinliği oluşturan, şimdi Fuat Köprülü hani diyor ya, rahmetli diyor ki, Dede Korkut'u terazinin bir kefesine, diğer bütün Türk edebiyatını bir kefesine koysanız Dede Korkut ağır basar. Yani orada Dede Korkut'un önemini vurgulamak için tabii bunu söylüyor. Bütün Avrupa'daki Türkolojiyi buna hani buradan mülhem, Fuat Köprülü'den alacağım. Bütün Avrupa'daki Türkolojiyi terazinin bir kefesine koysanız, diğer kefesine de Almanya ve Rusya'yı koysanız, Almanya ve Rusya ağır basar. Tabii Macaristan'a, Avusturya'ya, Polonya'ya haksızlık etmemek lazım. Lakin Rusya ve Almanya'daki Türkolojinin yanına hiçbir Türkoloji yanaşamaz. Avrupa kıtası için söylüyorum. Tabii Çin, efendim Japonya falan buralar ayrı, buralar bu kategoride almıyoruz. Ama Avrupa'da demek ki Rusya ve Almanya Türkolojisini, buna Moskova, St. Petersburg, Berlin hattı da denebilir. Bu eğer bu iki ülke çok derinlemesine ve çok geniş araştırılırsa, aşağıda İtalya'ya asla haksızlık etmememiz lazım. Macaristan, İtalya, İngiltere, Fransa ve Polonya. Bu 8 önemli ülkede çok derinlemesine Türkolojiyi eğer araştırırsak, Türkolojinin %70'ini, 80'ini, hatta 90'ına yakın kısmını da ortaya çıkarmış oluruz. Şimdi böyle bir coğrafi olarak karşımızda böyle bir Avrupa var ve ağırlık merkezi de Almanya ve Rusya. Avrupa'da Türkoloji ne zaman başlar, değil mi? İşte bu ülkeleri, coğrafyayı söyledik. Bu karışık bir mevzudur. Yani buna bir tarih, başlangıç tarihi vermek zordur. Bazı kavramlar
böyle total sorunlu, yani temelden sorunludur, bütünüyle sorunludur. Diyemeyiz ki şu tarihte başlar. İşte en eski Türklerden bahseden Marco Polo'nun diyelim ki seyahat yazıları, o Asya seyahati falan, oradan başlanabilir mi? Mümkündür. Çünkü şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Türkolojide iki boyut var. Bir, Türklerin kendileriyle ilgili, kendi dilleriyle ilgili sosyolojide hani emik bakış açısı var ya, iç bakış ve bir de dış bakış. Kendileriyle ilgili, kendi dilleri, kültürleri, sanatları, Türk ırkından kendilerinin yazdığı, bu da Türkolojinin alanına girer. Fakat bir de yabancıların yazdıkları bir boyut var. Bu da Türkolojinin ikinci boyutudur. Yani Türkolojide iki ayak var. Bir, Türklerin kendileriyle ilgili yazdıkları, bir de yabancıların yazdıkları. Benim derdim, yabancılar bizle ilgili ne yazdı? O perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi burada hakikaten bir yabancı, bir Avrupalı ilk Türklerden ne zaman kim söz etti diye baktığınızda, eski Çin kaynaklarını kenara bıraktığınızda ve Avrupa merkezli düşündüğünüzde kesin bir tarih bulmak hakikaten zorlaşır. Ama hani teklifler olur mu? Olur. İşte ben de burada tekliflerde bulunuyorum. Marco Polo'nun yazdıkları diyelim. Bu bir esas alınabilir. Ya da eski devirlerde Asya ile ticaret yapan Avrupalı tüccarların yazdıkları mektuplar, seyahat notları, günlükler. Orada da Türklerle ilgili bilgiler var. Alınabilir. Kabul edilebilir. Codex Cumanicus, işte Kuman, Kıpçak sahasında diyelim, Latin harfli en eski Türkçe metinler. Onun üzerine yapılan çalışmalar ya da yorumlar, Türklerle ilgili bilgiler. Bu da belki bir başlangıç noktası sayılabilir. Ya da Türklerin Anadolu'ya gelişi, ki Fuat Köprülü'nün çalışmalarına baktığınızda, Niyazi Berkes'in Türkiye'de mesela çağdaşlaşmaya baktığımızda, ya da Hilmi Züya Ülke'nin çalışmalarına baktığımızda, onlar der ki Avrupalılarla temas Anadolu'ya geldiğimizde başlar. O temas başladığında onlar sizle ilgili bir şey incelemeler yapıyor, diliniz, kültürünüz nedir bunlar diye. Dolayısıyla 11. yüzyılda oradan başlatılabilir Anadolu'ya gelişimizle Türklerin. Belki bu daha ileriye gidip Hunların 5. yüzyılda Avrupa'ya ilk göçlerine kadar da götürülebilir. Yani bu, o noktayı da unutmamak gerekiyor. 5. yüzyıldan itibaren Türkler gruplar olarak Avrupa'ya göç ediyor sonuçta. İşte Kıpçaklar, Uzlar, Peçenekler, bir sürü gruplar var. Dolayısıyla oralara kadar götürülebilir. Türkiye Türklerini esas aldığımızda Anadolu'ya gelişleriyle biraz daha hani belirgin olsun diye düşündüğümüzde İstanbul'un fethi esas alınabilir. İşte dün efendim yıl dönümüydü. Neden? Çünkü İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet orada işte Cenevizlileri, değil mi, Venedikleri, Galata tüccarlarını tutuyor. Kalın ve ticaretinizi yapın. Orada kalan balyosların Vatikan'a ve İtalya'ya gönderdiği notlar var. Dolayısıyla oradan da başlatılabilir bu iş. Bize ait Avrupa'da en eski arşiv, yani dünyada belki en eski arşiv, Vatikan arşivi. Oraya bakmak gerekiyor. Yani o arşivdeki ilk bilgilerden de başlatılabilir. Artı Türkler İstanbul'u aldıktan sonra papalık adına Avrupa'dan pek çok soylu, işte eli kalem tutan insanlar Papa adına İstanbul'a geldiler, Anadolu'ya geldiler. Bu Türkler kimdir? İstanbul'u aldılar, Bizans'a son verdiler. Onunla ilgili papalığa notlar yazdı. Polonyalılar bile geldiler o dönemde ve notlar yazdılar. İşte gördükleri İstanbul'da Türkler, yeni İstanbul'un yeni sahibi kimdir? O belki oradan da başlatılabilir. Şimdi burada Avrupa monarşilerinde, kral saraylarında Türkçe bilen tercümanların yetiştirilmesi mevzusu var. Çünkü Türkler İstanbul'u aldıktan sonra artık Avrupa monarşilerinde yeni komşu ciddiye alınması gereken biri olarak artık algılandı ve monarşiler Fransa'dan, İngiltere'den efendim tutun İspanya'ya, Avusturya'dan Polonya'ya, Rusya'ya, herkes bunlar kim? Bunların dilini öğrenelim önce diye bir eğilim başladı. Kral saraylarında Türkçe bilen tercümanlar yetiştirilmeye başlandı. İşte İstanbul'a çeşitli ülkelerden
gençler yolla gönderildi ve işte Türkçe öğrenmeleri, Türk edebiyatını, kültürünü, sanatını, Türkleri tanımaları ve işte çeviriler yapmaları, resmi evraklar, özellikle arşivlerde çok önemli belgeler biliyorsunuz. Vatikan arşivinde, efendim, Venedik'te, İngiltere'de, Fransa'da, Polonya'da, Rusya'da, bu Avrupa arşivlerinde dünya kadar Türklere ait belge var. İşte o belgeleri yazan, çeviren, krallara anlatan, diğer önemli isimlere, Türkiye tarafından gelen elçilere, karşılıklı onlara mihmandarlık yapan dragomanlar. Şimdi bunlar Türkoloji için çok önemli isimlerdir. Belki o noktadan da başlatılabilir. Yani kral saraylarında Türkçe öğrenilmesi ve dragomanlar, tercümanlar, işte arşiv belgelerini tasnif edenler, çevirenler, o noktadan da başlatılabilir. Tabii bu noktada dil olanları, işte Avusturya, daha önce İtalyanlar, Fransızlar, Ruslar, Polonyalılar, İstanbul'da herkes dil olanları okulu açmış, mektebi orada gönderip işte her yıl birkaç kişi yetiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o Türkoloji oradan da başlatılabilir, onların yazdıklarından. Şimdi yavaş yavaş akademiye doğru geliyoruz. Yani bir tamam, bu söylediklerimiz, bütün bu söylediklerimiz Türkoloji için başlangıç noktası, ama bu Türkçe akademilere, Avrupa üniversitelerine ne zaman girdi, değil mi? İşte ilk İtalya'daki Bologna'da açılan, ondan sonra Çek'te açılan işte üniversiteyi düşünürsek, sonra Litvanya'da 3. üniversiteyi düşünürsek Avrupa'da, bu akademilere Türkçe ne zaman girdi? İlk Fransa, yani 1760'lı yıllarda biliyorsunuz, akademide Türkoloji başlıyor. Fakat bundan önce bir ayrıntı var ki bu ayrıntı şudur. Daha önce felsefe ve teoloji bölümlerinde, yani bu daha önce dediğim 1300'lü yılları düşünün lütfen. Yani Selçuklular dönemi falan. 1200'lü yılları hatta düşünelim. Avrupa'da ilk üniversitelerin kurulmasıyla beraber 1240'lı yıllar, yavaş yavaş teoloji ve felsefe bölümleri kurulduktan sonra teoloji bölümlerinde sadece Hristiyanlık değil, İslam üzerine de araştırmalar başlatıldı. İslam'la ilgili araştırmayı başlatmak için Arapça, Türkçe, Farsça bilmek gerekiyordu. Dolayısıyla teoloji ve felsefe bölümlerinde, felsefe bölümleri de o dönemde dinden bağımsız olamadığı için felsefeciler ve teologlar Şark'ta İslam diniyle alakalı, İslam'ı tanıyabilmek için üç önemli dili incelemeye veya öğrenmeye başladılar. Aslında Türkçenin akademiye girişi o yıllardadır diye altını çizmek gerekiyor, vurgulamak gerekiyor. Neden? Çünkü teoloji ve felsefe bölümleri en eski bölümler olarak orada yetişen din adamları ve felsefeciler, özellikle İslam ya da diyelim ki ırk olarak Türkleri, Arapları ve Persleri inceleyebilmek için bu üç ırkın dilini öğrenmeye başladılar. İşte akademide Türkoloji aslında teoloji ve felsefe bölümlerinde başlar. Fakat müstakil olarak ancak 17. yüzyıl, yani 1670'ler falan, oraya gelmek lazım. Artık yavaş yavaş Fransa'da, efendim İtalya'da, sonra Macaristan'da, Avusturya'da, Polonya'da, Rusya'da Türkoloji bölümleri, özellikle 18, 19 ve 20. yüzyıl, yani bir 300 yıllık bir birikim var akademilerde Türkoloji. Avrupa'da Türkoloji dediğimizde, bu çerçeveyi çizdim ya size, elbette ki özellikle Almanya'da, Rusya'da, Avusturya'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de Türkoloji ile alakalı o Türkologlar, oradan yetişmiş, bu ülkelerden yetişmiş Türkologlar kendileri yazdılar, makaleler, kitaplar kendi dillerinde. Yani kendi Türkoloji, Arabistik, ne bileyim Sinoloji, Japonistik, Moğolistik, işte Altayistik, ne varsa Şark, Afrikanistik. Herkes kendi alanının tarihçesiyle ilgili makaleler, kitaplar yazdılar kendi dillerinde. Bizde de haliyle Fuat Köprülü'den beri Türkoloji incelemeleri başlatılabilir. Yani Cumhuriyet dönemini esas alırsak, ondan önce de elbette ki Osmanlı döneminde var, ama Osmanlı döneminde özellikle 1910'lu yıllarda bu sene yayınlanan bir kitap var. Şimdi adını hatırlamıyorum.
Memaliki Osmaniye'de Oryantalistler diye bir kitap yayınlandı İstanbul'da yeni. Bu 2020'de. Orada 1911'li yıllarda Memaliki Osmaniye'deki Oryantalistler inceleniyor. Niçin bunlar geliyor, işte ne yapıyorlar, nedir gayeleri, değil mi? İşte bizde açılan daha önce Tanzimat dönemindeki okullara kadar falan filan götürülür. Bu ayrı bir boyuttur. Fakat benim derdim burada biraz daha Avrupa'ya yönelik, Avrupa'daki Türkolojiyle alakalı bizde kimler çalıştı? Onu Fuat Köprülü'den başlatmanın daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. İşte Fuat Köprülü'den sonra Hüseyin Namık Orkun, çok büyük emeği var. Hüseyin Nihal Atsız'ın, Şinasi Tekin, Muharrem Ergin, Hasan Eren, Tuncer Gülensoy, Ahmet Buran, Ahmet Bican Ercilesun, Hamza Zülfikar, Recep Toparlı, Efrasiyap Kemal Mas, Şükrü Haluk Akalın, Gürel Gülsevin. Bu çoğu işte bu hocalarımızın Türk Dil Kurumu Başkanlığı da yapmış. Türkiye'de Avrupa'daki Türkolojiyle alakalı önemli çalışmalar, makaleler yazmış, tanıtımlar yapmış önemli isimlerdir. Yani bu alanda epey emek vermiş isimler vardır. Kenara üç tane de örnek kitap koydum. Biri Türklük Bilimi Sözlüğü, Hasan Eren'i rahmetli. Hasan Eren Hoca orada epey Türkoloğu tanıtır. Özellikle de Avrupalılar daha fazladır. Orada tanıttığı Türkologlar. Bir de Balkanlarda Türkoloji, Selçuk Kırbaç Bey'in editörlüğünü yaptığı, son zamanlarda Kültür Bakanlığı'nda 2000'li yıllarda çıkmış. Balkanlardaki 7-8 ülkede Türkologları kısa ve öz tanıtan kitap. Bir de zaman zaman sempozyumlar yapılıyor. Ona da bir örnek olsun diye işte Türkçenin Batılı Elçileri diye de bir kitap var elimizde. Orada da epey Türkolog tanıtılıyor. Tabii Ahmet Buran Hoca'nın hem Rusya Türkologları hem işte diğer Türkologlarla ilgili de çalışmaları var. O ayrı bir konu. Spesifik olarak şeye, yani Avrupa Türkolojisine yönelik olarak çalışmalar çok fazla değil. Elbette ki Avrupalı Türkologları tanıtan makaleler var. Özellikle işte Almanya'da Türkoloji ile ilgili, şimdi hemen aklıma gelen Nebi Özdemir'in yazdığı diyelim, Bülent Gül'ün yazdığı efendim Almanya'da Türkoloji. Bunlar epey hacimli çalışmalar. Ama böyle elimizde mesela bir ülke envanteri yok. Mesela bir ülkedeki Türkolojinin tamamı şimdiye kadar çıkmadı dersem Öztürk Emiroğlu'na haksızlık ederim. Hah, burada topu kendime attım değil mi? Neden? Çünkü ilk defa Polonya'da Türkoloji 2017 hem bibliografya hem biyografi olarak bir ülkenin tam Türkoloji envanteri çıkarıldı o kitapta. Türk Dil Kurumu 2017'de yayınladığım Polonya'da Türkoloji kitabı. Şimdi bu Türkoloji'ye 23 yıldır merak saldım ve çalışıyorum dedim ya. Aslında bunun dört ayağı var benim hani kafamda gerçekleştirmem gereken. İlk buraya gelirken Ahmet Bican Ercilesun Hoca, buradan selam olsun kendisine, sağlık sıhhat diliyorum. Kendisini ziyaret ettim ve dedim ki, hocam ne yapabilirim Türk Dil Kurumu Başkanı olarak? Ben 27-28 yaşında genç bir adamdım. Doktora bitmemiştim daha. Öztürk Polonya'da Türkolojiyi çalış dedi. Hocam ben yeni edebiyatçıyım, doktora tezimi yazıyorum şimdi dedim. Olsun dedi, kenardan işte kütüphanelere gittiğimde yaz, bul, hani künye topla, kim ne yazmış falan. Hocanın o tavsiyesini tuttum ben. Ve sonra işte bunu dedim, bunu dört fil ayağı mı diyelim, olan bir şey yapacağım dedim. Bir, ülke envanteri, yani Polonya'yı çıkardım çok şükür. İki, Avrupa. Üçüncüsü, işte işin filin üçüncü ayağını söyleyeceğim şimdi. Dünya Türkoloji envanteri çıkarmak gerekiyor. Dördüncüsü de, yani bu Avrupa'dan sonra işte Dünya Türkoloji envanteri çıkacak ya üç. Dördüncüsü de Dünya Türkoloji tarihi yazılmalı. Şimdi bunu yazabilmek için 50 adam lazım en az, tamam mı? Fakat şimdiden buradan hani bu akşam için bir haber vereyim. Biz Dünya Türkoloji tarihini yazacağız inşallah. Adımları attık, üç kişi. Kazakistan'daki Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdır Ali, buradan selam olsun kendisine. Amerika'da Timur Kocaoğlu ve ben Deniz, üçümüz bu pandemi döneminde işte görüşmeler yaparken kendi aramızda dedim ki bu pandemi çalışmaları hızlandırdı bizde.
Böyle bir şey var kafamda. İşte dünya Türkoloji tarihi yazmak. Ya Avrupa Türkoloji tarihi demiyorum. Bakın şu karşımızda duran kitaba, bu çok iddialı bir şey olur ama burada 23 Avrupa ülkesinin, Avrupa ülkesindeki Türkolojinin gelişimini bütünlüklü olarak okuyabileceksiniz. Yakında çıkıyor bu kitap. Yani 15 gün falan alır. 15 Haziran'a, 20 Haziran'a elimizde inşallah. Burada ilk defa 23 Avrupa ülkesi bir araya getirildi. Sadece 4 ülke noksan burada. Çünkü konuşmamın başında söyledim ya size, hani 8 ülkede hiç Türkoloji yok, öbürlerinde zayıf falan. Bu eksik olan 4 ülke şudur: Danimarka, İsveç, Norveç ve işte İspanya'da yok dedim ama biraz Osmanlı araştırmaları var. Belki İspanya'yı da katarak 4 ülke. Aslında 3 ülke, yani Danimarka, İsveç, Norveç. İskandinavya kaldı. Oraları yazacak uygun isimler bulamadım. 4 yıl çok uğraştım. Bu kitap 4 yıl sürdü çünkü. Şimdi biz bu, hani Avrupa'da Türkoloji basılıyor deyince ben bu 3 isme, Profesör Darhan Kadir Ali, işte Profesör Timur Kocaoğlu'na, o zaman hadi bismillah biz dünya Türkolojisi başlatalım diye kıtaları böldük. Avrupa yine benim ukdemde, Asya ve Afrika Darhan Bey'in ukdesinde olacak. Amerika, Latin ve Kuzey Amerika'da Timur Kocaoğlu Bey'in. 1 yıl sürecek bir proje. Biz yakında işte bunu hani duyuracağız. Bu proje Uluslararası Türk Akademisi'nin projesi, Kazakistan'daki onun projesi olacak. Ve bitince de onlar kitap olarak yayınlayacaklar bunu. E-kitap olarak da düşünüyoruz. İnşallah hani bunu söyleyelim ki kolaylaşsın iş. Artık duyurmuş olduk. Şimdi gelelim şu Avrupa'da Türkolojiye. Bu 4 yıllık bir çalışmanın ürünü. Yerli ve yabancı efendim 25 uzman var. 25 Türkolog diyelim. Yazdık biz bunu 4 yılda. Epey uğraştık. Şimdi bunu yazarken, bu kitabı elinize ulaştığında okuyacaksınız, göreceksiniz. Her ülkeyle en başta Türkiye arasındaki tarihi ve diplomatik ilişkileri özet olarak ele aldık. Yani 5 direk üzerine oturttuk biz bu çalışmayı. Sonra o ülkede işte Türkolojinin gelişmesinde rolü olan önemli kurumlar, şahıslar, yani üniversiteler, efendim üniversiteler dışındaki enstitüler veya başka kurumlar ve işte Türkologlar, önemli isimler. Bunun dışında o ülkedeki Türkiye ile alakalı arşivler, önemli arşivler, nerede ne var belge olarak, oraları yazdık. Yazma eserler, kütüphaneler, Türkoloji ile ilgili süreli yayınlar ve ondan sonra da temel kaynaklar. Böyle beş esas üzerine oturttuk biz bu kitabı. Ki okuyanların kafasında, özellikle genç, Türkolojiye meraklı, Türkiye'de Türk Dil Edebiyatı eğitimi alan, dünyada Türkoloji okuyan yeni nesil insanlar kendilerinden önce neler yaptılar onları bilsinler diye. Modern edebiyatın kurucusu Gustav Lanson'un bir, bazıları teori olarak kabul etmez, hani sebebiyet teorisi veya sebebiyet, ne diyelim, metot biraz daha farklı bir şey de. Onun sebebiyet teorisi var. Diyor ki biz bilgilerimizi bizden öncekilerden alıyoruz ve onlara bir şey borçluyuz. Yani neden? Çünkü onlar bize bilgileri aktardılar. Fakat bizden sonrakilere de bir şey borçluyuz. O da ne? Bizden öncekilerden aldığımız mirası zenginleştirerek ve geliştirerek kendimizden sonrakilere bırakmalıyız. İşte bu sebebiyet teorisinden bakarsanız meseleye, bizim üzerimizde eskilerin hakkı var, bir de bizden sonrakilerin hakkı var. O zaman biz yeni nesle bildiklerimizi yazarak, okuyarak işte aktarmalıyız. Bu kitap onun ürünüdür. Burada 25 arkadaşın emeği var. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Türkoloji araştırmalarını geliştirirken yerli Türkologlarımız ve hocalarımız Alman ve Rus ekolünün üzerine neden daha fazlasını koyamıyorlar demiş. Pek çok hocamız bilgileri yazıp kısaltarak öğrencilere satmanın derdinde bir eleştiri olmuş hocam kendiniz için. Eleştiri olmamış, biraz hocaları da suçlamış. Neyse, her kimse baş tacı. Böyle yapan hocalar Estağfurullah da varsa hocam. yapmasınlar. Yani
Ben hayatımda hiçbir öğrencime benim kitabımı alın demedim ki. Zaten fotokopi yapıyor hepsi. Onlar hiç şu boyutu düşünmüyor. Rahmetli Ahmet amca, bak burada bir hatıramı da söz edeyim. Azıcık hani konuşmayı böyle monotonluktan çıkaralım. Akçağ'ın sahibi, Allah rahmet eylesin. Bir gün gittim, dedim ki Ahmet amca yine bir kitapla geldim. Ha hocam hoş geldin, iyi dedi falan. Çocuklar bir işte lahmacun söyleyin. Hoca Polonya'dan geldi, özlemiştir falan. Neyse, dedim ki Ahmet amca kitap şu şu. Tamam hocam dedi, ver basalım dedi. İşte 1000 tane basarız sana, 50 tane veririz. Yok dedim, olmaz öyle şey. Niye? Ya Ahmet amca sen dedim ne diyorsun ya? Ben kitaplardan biriktirdiğim parayla hacca gideceğim ya. Benim böyle bir niyetim var. Yani sırf kitap paramla, makale paramla hacca gideceğim. 3 lira ver abi. Yok dedi hocam dedi, millet para istemiyor. Hatta bana diyor ki Ahmet amca para verelim bunu yayınla. Dedim yok, onlar belki bir yerlerden bir şeyler yapıyor, yapıştırıyor. Ben yapıştırmadım vallahi. Bütün kitaplarım yayınlandı. Bir kişi de demedi ki Öztürk Emiroğlu şunu çaldı, hırsızdır diye, değil mi? Ha, keşke deseler, varsa bu yani yoktur elhamdülillah. Dedi ki yok yav dedi, para yok dedi. Ben dedim ki Ahmet amca çay parası da olsa ben kitaptan alacağım para. Niye? Yahu şu üzerindeki kazak bez değil mi? Bu bez kadar bizim cümlelerimizin değeri yok mu ya? Şimdi bak, bu öğrenciler şöyle bakmalı meseleye bir de. Bu hocalar geceleri uyumuyor. Üretiyorsa, kitap yazıyorsa, makale yazıyorsa stres yaşıyor. Bakın ben uykuda bile düşünüyorum ki ulan orayı öyle yazdım ama acaba o doğru muydu, yanlış mıydı? Böyle binlerce insan vardır değil mi? Böyle bir endişe yaşayan. Yazdıkları neden? Çünkü Yunus ne diyor? Ey Yunus sen bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Hocayı sigaya çeken Molla Kasım çok piyasada. Herkes Molla Kasım. Hani ona 17. yüzyılda gelmiş rahmetliye. Derler ya hani Sakarya'ya atıyormuş, bu Yunus'un değil bu budur. Edisyon kritik yapıyor ayaküstü Molla Kasım, tamam mı? Şu Yunus'a ait şu değildi. Şimdi hocaları her gün sigaya çekiyor. Öğrenci de sigaya çekiyor. Artı hocalar kendini çekiyor zaten. Şimdi bu boyutta bir şey diyemem. Fakat Berna Hanım sorusu çok akıllıca ve mantıklıca. Doğru söylüyor. Diyor ki neden? Değil mi? Mesela bak. Ne diyoruz? Moğolistik diyoruz değil mi? İşte Türkoloji diyoruz değil mi? Sinoloji diyoruz. Efendim Japonistik diyoruz. Bütün bak bu istik kavramların hepsini Almanlar koydu. Bu adları Almanlar verdi. Ve işte millet kızar. Bak bizim ilk yazılı belgelerimizi kim okumuş? Danimarkalı Thomsen okumuş değil mi? 1890'lı yıllarda. Efendim biz yeni yeni kendi belgelerimizi yeni yeni okuyan insanlar yetiştirdik. Bak 150 yıl sonra onlardan değil mi? Şimdi bu hanımefendi çok haklı. Bakın bizde niye bu yapılamıyor? Ya ne diyeyim? Şimdi bir öz eleştiri, hani şey vardır ya divan şiirinde. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diyor ya şair. Ya biz deryanın içindeyiz. Fakat o deryanın içinde bunun kıymetini bilmiyoruz biz. Neden? Biz kendi alanımızla ilgili derinlemesine araştırma yapmıyoruz. Şimdi bakın bu bilimsel araştırmaların bir geleneği olmalı. Ben orada anlatırken bazı ülkelerde Türkoloji geleneği var dedim. Gelenek damarı. Bizde bilimsel gelenek damarı, bak İbn Sina'lara, efendim Farabi'lere bakarsak 13. yüzyılda bir kesintiye uğramış. Değil mi? Sonra o damarı biz 19. yüzyıla kadar, 16. yüzyıl tamam güzeldir, işte Ali Kuşçular, Fatih Sultan Mehmetler değil mi? Zirve çağı. 17'de bir aşağı gitmişiz, hala toparlayamamışız bilimsel olarak. Şimdi bir damar oluşmalı, tamam mı? Bu damarı oluşturacak şey de köklü üniversitelerdir. Bu hanımefendi şu noktada haklı. Bakın Türkiye'de mesela 5 büyük şehirde 5 büyük ihtisas üniversitesi olmalı, tamam mı? Buralar lisans öğrencisi almamalı. Master ve doktora almalı sadece. Mesela sadece şu Sosyal Bilimler Enstitüsü kuruldu ama bir tane edebiyat üniversitesi kurulmalı. Bir tane müzik üniversitesi kurulmalı İstanbul veya Ankara'da, tamam mı? Hatta 2 tane. Ne bileyim, sırf resim üniversitesi falan kurulmalı. Heykel, resim, işte plastik sanatlar. Şimdi böyle üniversiteler olmalı ve buralarda dünyanın her yerinden sadece master doktora eğitimi yapan insanlar getirilmeli buralara. Yani İstanbul'daki yazık
işte İstanbul'un en eski üniversitesi de lisans eğitimi yapıyor, Ardahan'daki de lisans eğitimi yapıyor. Olmaz bu. Bu yanlıştır. Bu hanımefendinin sorusunun cevabı buradadır, tamam mı? Ne zaman ki ihtisas üniversiteleri kurarız, orada efendim hem dünyayı hem kendi köklerini iyi araştıran, iyi efendim okuyan ve iyi yazan ekipler oluşturabilirsek 50 yıl sonra biz onları tekrar etmeyeceğiz. Ya buna ihtiyaç var, şiddetle ihtiyaç var. Mesela bir felsefe üniversitesi kurmalı Türkiye. Dünya Bilim Tarihi Üniversitesi kurulmalı, tamam mı? Böyle bir üniversite olmalı. Bakın bak, bir alan söylüyorum ama üniversitesi olmalı bunun, tamam mı? Ya Türk Dili ve Edebiyatı Üniversitesi olmalı. Önüne gelen Türkçenin öğretimi. Şimdi Emrah'a biraz buradan vurayım, değil mi? Emrah orada dinliyor ya nasılsa karşımda. Önüne gelen Türkçenin öğretimi. Önüne gelen metin hazırlıyor, bilmem ne. Ne başı belli, ne sonu belli. Ne metodu var, ne bir şey. Yabancı diyorsun ki, aa şunu oku diyor ki, neyini okuyayım ya? Ya neyini oku? Şimdi bunu deyince de vay Öztürk Emiroğlu Türkleri eleştiriyor. Ya o eleştirmiyorum. Ben Türk hayranı bir adamım. Kendi milletimi çok seviyorum. Fakat bu Avrupa, şu Rusların ve Balkanların Turska robota diye bir sözleri var. Türk işi diye bir söz var, tamam mı? Onun içeriğini bilenler biliyor. Yani biz ciddi işler yapmalıyız. Bakın bunun için de yine hanımefendinin sorusuna şunu cevap olarak söyleyeceğim. Ekipler kurmalıyız. Bak bu kitap ekip işi, 25 kişi değil mi? 4 yıl uğraşmışım. Bana kızanlar olmuş, dedikodumu yapanlar olmuş, attığım olmuş. Bak dünya Türkoloji için bir edebiyat tarihi yazdık. 10 yıl anamdan emdiğim süt burnumdan geldi ya. İnşallah olmuştur cevap hanımefendi için. Akçağ yayınlarından 15 gün sonra çıkıyor. Akçağ'a sorabilirler. Merhabalar Öztürk Hocam. Merhabalar efendim. Sizi dinlemek büyük bir zevk. Çok teşekkür ederim. Var olun, eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben yaklaşık 7 yıldır yabancı dil olarak Türkçenin öğretim alanında çalışıyorum hocam. Son 2 yıldır... Nerede? Pardon, sorma kayıp olmazsa neredesiniz? Hangi üniversitede? Son 2 yıldır Çin'deyim hocam. Çin'de Cicihan Çalışmalar Üniversitesi'ndeyim. Ondan önce de 5 yılda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştım. Harika. Çok iyi. Sizin dediğiniz gibi normalde ben Türkolog değilim. Kendimi o şekilde kesinlikle adlandıramam. Türkçe öğretim üzerine çalışıyorum. Fakat oraya gittiğimde Çin'de yapılan Türkoloji çalışmalarının, Türkçe üzerine yapılan çalışmaların Türkiye'de bilinmediğini fark ettim ve birçok yani buna bu yönelik bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için yaklaşık 1,5 yıl önce bir çalışma, makale yazmaya başladım. O şu çok anda güzel. Anca derli toplu bir hale geldi. Dediğiniz gibi işin içine girildikçe çok ne kadar derin olduğu işin içine girilince belli oluyor. Bunu paylaşmak istedim. Öncelik. Eyvallah. Yung Nu'nun Çin'deki Türk Dilleri Diyalektolojisi var. 1981'de çıkan bizde. Evet, Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu'ndan. Onu biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de Çin'le alakalı çıkmış ilk kitaplardan biri odur, biliyor musunuz? Yani 81'e kadar bir şeyimiz yok. Ve o da işte doktora yapmaya gelmiş bize de. O hani açılım sürecinde. Bakmış ki hiçbir şey yok. İlk bilgi veren kitaplardan biridir o. Zaten sizin üzerinizde çok ağır bir görev var Ömer Faruk Bey. Birkaç arkadaş bulun lütfen kendinize oradan. Ya da işte hani Çince bilen özellikle Türkologlar varsa. Onlarla bir ekip kurun. Şu Çin'deki Türkolojinin şeyini ortaya, envanterini bir çıkarmaya çalışın. Yıllar alır ama olsun, yavaş yavaş. Yakında küçük bir makalemiz yayınlanacak inşallah hocam bununla ilgili. Elinize sağlık. Âlâ, çok güzel. Fakat ne şu güzel. Anda aslında çok bilinmiyor. 11 tane hatta 12 tane bölüm var. Türkçe bölümü var Çin'de. Yani Çin'de çalışmalar devam ediyor. Fakat çok sessiz bir şekilde devam ediyor. Fazla Türkiye ile ilişki kurulmadan devam ediyor. Tabii. Fakat şöyle bir durum da var. Dediğiniz gibi bu açılım sürecinden sonra bu çalışmalar hızlanmış durumda. Özellikle açılan Türkçe bölümlerinin birçoğu 2010 sonrası açılmış durumda. Yani orada da benim tahminime göre ileriki yıllarda ciddi işbirlikleri ve yakınlaşmalar olacağını düşünüyorum. Ve siz az önce söylediniz, dünya Türkoloji tarihini yazmaya başlayacağız dediniz. Bununla ilgili bizim orada yapabileceğimiz ne olursa bu konuda elbette. Da... Bunu Darhan Bey'le konuşayım. Evet. Çünkü Asya Darhan Kıdır Ali Bey de sizi önereceğim kesinlikle. Ömer Faruk Bey, adınızı unutmam. Ömer Faruk Akün'den zaten hemen kodladım adınızı. Endişe etmeyin.
Işık'ta Işık'tan. Rahmetli Akün Hoca'yı 2004'te Varşova'da ağırlamıştım. Tamam, Ömer Faruk Akün'den kodladık sizi. Çok önemli bir yerdesiniz. Lütfen kalın. Yurt dışında kalmak çok eziyetlidir. 5 defa yıpranırsınız. Ömrünüzden ömür gider. Buradaki 23 yıllık, 123 yıllık bir ömürdür benim için. Ama Allah ömür verdi mi de bir gün inşallah meyveler yavaş yavaş çıkar. İnşallah. Fakat şunu söyleyeyim size. Avrupa'da Türkoloji ölüyor batıda. Doğu'da yeniden doğuyor. Yani Japonya'da, Çin'de, Kore'de daha evet. fazla ilgi var ve artıyor. Yani parayla olacak. Beraber bilim de yine o tarafa kayıyor. Avrupa'da artık Türkoloji çoğu yerde ölüyor maalesef. Çok hazin. Evet. Bu konuda yani... çalışma tarzı bakımından sizin tecrübelerinize ciddi anlamda ihtiyaç var hocam. Size bu hani ayıp olmazsa çok yani ayıp evet. olmazsa hemen söyleyeyim net olarak. Polonya'da Türkoloji kitabı Tül Dil Kurumu'ndan çıkan 2017. O size bir örnek olabilir. Neden? Çünkü ben orada ikiye ayırdım Polonya'daki Türkoloji çalışmalarını. Türkçe eğitimi almış, Türkçe bilenler, bir de Türkçe bilmeyen ama diyelim ki Türk ekonomisi üzerine yazmış isimler. Türkologların hayatlarını da yazdım birinci bölümde ve bütün bibliografyalarını koydum, künyelerini tam olsun diye. İkinci bölümde de Türkolog olmayan fakat Türk sosyolojisi üzerine, Türk sanatı üzerine kitaplar yazmış isimlerin hayatlarını koymadım, sadece çalışmalarını koydum. Böylece bir ülkenin bütün envanteri çıktı. Yani evet. orada bir isim eksik, bir yeminli tercümanı unuttum. Anna Rozan Bayger, birkaç makalesini hı hı. sonradan gördüm. Onun dışında eksik yok çok şükür. Hocam zaten daha önceden ulaştım o sizin kaynağınıza ve başka yazılan kaynaklardan da hareketle. Fakat Çin'de bibliografya çıkarmak çok mümkün değil. Şu aşamada mümkün değil. Belki ilerleyen hmm. zamanda olabilir. Hem Çince'den dolayı. Çince'nizi geliştirmeye çalışın. Evet. Yani İnşallah. Çince'ye ağırlık verin. Çok memnun oldum Ömer Faruk Bey. Teşekkür ederim hocam. Ben de çok memnun oldum. Var olun. Haberleşmek dileğiyle. Sağ olun. Batı dillerinin bilinmeyişi, Türkoloji ile ilgili yayınların takip edilmesini engellemiş olabilir mi? Evet, bu bir etkendir. Çünkü bakın her ülkedeki Türkolog kendi dilinde yazdı yazdıklarının çoğunu. Çünkü dertleri neydi? Türkleri kendi ülkesinde tanıtmak. Çünkü Türkolojide iki boyut var. Bir, Türkologlar bizi kendi ülkelerinde tanıtıyor. İki, kendilerinde olan değerleri bizimkiyle mukayese edip bize de tanıtıyor. Yani bir Türkolog iki yönlü iş görüyor. Dolayısıyla şimdi az önce Ömer Faruk Bey dedi ya hani ben kendime Türkolog diyemem. Şimdi bu noktada tam böyle şimdi milletin bam teline basacağım. Türk'ten Türkolog olmaz. Bunu milyon defa söyledim ama millet diyor ben Türkologum kardeşim ne... Sen deyince olmayacağım mı? Yahu biz bu dili anamızdan duyduk ya. Ben annemden duyduğum dile nasıl yabancı olurum ya? Yani öbür adam liseyi bitiriyor, geliyor, Türkçe alfabeden başlıyor, üniversitede eğitimini alıyor, dili öğreniyor, kültürü tanıyor, dini işte tanıyor, sanatı falan emek ediyor. O bir hak ediyor bu unvanı. Fakat annemizden duyduğumuz dilin Türkoloğu mu olur ya? Nasıl olacağız biz? Yani Türk'ten Türkolog olmaz, tamam mı? Bu konuda merak edenler Cemil Meriç ile Muharrem Ergin'in 70'li yıllardaki tartışmalarını okusunlar. Hisar dergisinde makaleler var. Cemil Meriç de orada isabetli şeyler söylüyor rahmetli. Ben Türklerden Türkolog olmayacağı kanaatindeyim. Türk'ten ne olur? Benim gibi yeni edebiyatçı olur. Ömer Faruk Bey gibi dilci olur. Ayla gibi hikayeci olur. Benim eski öğrencim bak orada karşımda Bolu'dan görüyorum. Selam olsun Ayla'ya ve Alaaddin'e. Yani Türklerden Türkolog olmaz. Türklerden Türk dili uzmanı olur. Türk edebiyatı, Türk sanatı. Şimdi bakın neden olmaz? Bak yine söyleyeyim. Bir, Avrupalı bir adam veya Japon biri. Türkçe öğrendi ve Türk sosyolojisi çalışıyor. Bu Türkologdur. Peki Türkiye'deki sosyolog Türkolog mudur? Yok. Niye? Türkiye'deki Türkologlar sadece dil, edebiyat, tarihçiler Türkolog oluyor. Öbürü de Türk'ün sosyolojisini inceliyor. Ondan niye olmuyor? O zaman işte Türk'ten Türkolog olmaz. Tamam mı? Mantıklı olmak lazım. Mantık hatası yapmamak gerekiyor. Türk alanının uzmanı olur. Ama yabancılardan,
Türklerin psikolojisini inceleyen, Türkçe bilen bir yabancı Türkologdur. Ama Türkiye'de bir psikolog Türkolog mudur? Türk psikolog. Hayır. Böyle bakmak gerekir. Batı dillerinde henüz çevrilmeyen dil yadigarı. Yani mesela Avrupa dillerinde yazılmış ve Türkçe'ye çevrilmeyen mi? Evet hocam. Bizim için önemli eserler var mıdır? Çok eser vardır. Çok eser vardır. Nerede? En eskiler Vatikan'da. Vatikan'dan kaç eser çevrildi? Ben burada bir sunumun altında vardı. Soruyu da sordum. Türklerle ilgili Avrupa dillerinde yazılmış Latince eski eserlerden kaç tane çevirdik? Hiç. Yok. Ha, bizim yazma eserler, efendim, Türkçe ile ilgili başka kitaplar soruyorsa arkadaş, bu zaten bizim eserlerimiz bizde var. Yani Türkçe el yazmaları en fazla Paris'te Milli Kütüphane'de var diye biliyorum Avrupa'da. Hocam, tamam mı? Merhaba, çevrilmemiş halleri var mı? Hangilerinin çevrilmemiş hali? Mesela yani, Dede Korkut kitabındaki boylardan mesela yeni keşfedilenler var. Bunların dışında Fransa'da veya Almanya'da, İtalya'da olduğu düşünülen boyların çevrilmemiş halleri var mı? Mesela Fransızca Dede Korkut üzerine yazılmış bir makale veya bir kitap olup da Türkiye Türkçesine çevrilmemiş olma ihtimali olan eserler hemen var mı? Hemen söyleyeyim size. Mesela Köroğlu hikayeleri var. İngilizcesi 1842'de Londra'da yayınlanmış. Alexander Hochko. Litvanya'da eğitim almış bir Türkolog. Diplomat olarak İran'a gitmiş. Orada Türklerden bu hikayeleri derlemiş. Sonra İngiltere'ye gitmiş, İngilizce'ye çevirmiş, yayınlamış. Mesela Alexander Hochko'nun en eski versiyonu, bakın dünyadaki en eski Köroğlu hikayesi versiyonu bu, yazılı, tamam mı? İngilizce, 1842 Londra. Bu Türkçe'ye daha kazandırılmadı. Bizdeki Köroğlu üzerine çalışanların çoğu hala sözlü gelenekten çalışıyorlar, tamam mı? Ya da eski cönk. Ama o adam Mirza Bey diye birinden İran'da 1830'lu yıllarda dinlediği 13 tane Köroğlu hikayesini İngilizce yayınlıyor. Bu mesela bize kazandırılmadı. Bu, hatta bunun karalama defterleri İstanbul'da, onun el yazısıyla, Alexander Hochko'nun, tamam mı? Bir şekilde İstanbul'da kalmış şey kısmı, yani ne kısmı diye, nesir kısmı, manzum kısımlar orada. Şeye gelirsek, Dede Korkut hikayelerine gelirsek, işte Vatikan Dresden nüshası, 3. nüshada Türkmenistan'da çıktı ortaya, değil mi? Yani işte 2 evet. yıl önce falan. Evet. Ama Türkiye'den birkaç hoca. Ya Avrupa'da Dede Korkut hikayeleriyle ilgili yayınlanmamış bir şey bilmiyorum. Yani yok. Benim bildiğim yok. Ama varsa bilmiyorum açıkçası. Peki hocam. Fakat hemen Köroğlu aklıma geldi bu sorunuzdan. İşte Köroğlu hikayelerinin eski İngilizce versiyonu bize çevrilmedi. Duruyor hala öyle. Bir durum daha var. Yani İngilizce bilen genç arkadaşlardan biri Alexander Hochko'nun 1842 Londra'da yayınladığı Köroğlu hikayelerini Türkçe'ye çevirebilir bakın. Çok da iyi olur. Hocam bunun dışında mesela malumunuz Türkoloji bölümlerinde eski Türk dili, yeni Türk dili bazı üniversitelerde Türk dili olarak geçiyor. Eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı ve halk bilimi kimi üniversitelerde bölüm olarak geçiyor. Evet. Ayrı ayrı bu ana bilim dallarına dair çevrilmemiş eserlerin listesi çıkarılmış mıdır? İşte bunlar yok. Bak envanter, şu Dünya Türkoloji Envanteri diyorum ya, bak o çıkarılsa oradan bileceğiz. Bu soruyu soran Yunus Bey değil mi? Yunus Bey. Evet, evet hocam. Evet. Bak değerli arkadaş, keşke her ülkede bize ait ne var biz bir çıkarabilsek, değil mi? Mesela bize ait Türkoloji külliyatı. Şimdi bakın bunun farklı boyutları var. Neden? Arşiv belgeleri var, bir. Yazma eserler var, iki. Değil mi? Efendim, kütüphanelerde bulunan basılı eski eserler var. Onun dışında bizle alakalı efendim Avrupalı elçilerin yazdıkları var. Onların yakınlarının yazdığı var. Bir de gezi notları var, değil mi? Her ülkede böyle binlerce eser var bizimle alakalı. Bunların bir listesi yoktur. Büyük bir proje yaptım, sundum. Dedim ki lütfen bunu kabul buyurun. Polonya'daki bütün Türk eserleri külliyatını çıkaralım. Polonyalı işte birkaç müze arşivle beraber. Ne oldu? Reddedildi. Ne yapabilirim? Kendi tek başıma yine çalışacağım.
becerebildiğim kadar, İşte yetebildiğim. hocam bu tarz çalışmaların münferit değil de böyle komisyonlar şeklinde, yani devlet desteğiyle mi olur, üniversiteler arası mı? Yunus Bey, değerli kardeşim, bunu kurum üstlenmeli. Mesela bakın, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu, değil mi? Burada 3-4 kurum var. Bir araya gelir. Kültür, dünyadaki Türk kültürüyle alakalı bütün eserleri Kültür Kurumu bir web sayfası kurar. Oraya herkes yükler, tamam mı? Tarih Kurumu tarihle ilgili eserleri, Dil Kurumu dil ve edebiyatla ilgili eserleri. Dolayısıyla bu üç kurum, bunların paraları da var. Bu işi rahatlıkla yapabilirler. Fakat Bismillahirrahmanirrahim deyip çalışacak adama ihtiyaç var, tamam mı? Bu kadar. Ama işte şimdiye kadar olmadı. Yani kurum olmalı. Birey bunun altından Kesinlikle. kalkamaz. Bir fert altından kalkamaz bu işin. Farklı ülkelerden gönüllü Türkologlar, oralardan efendim emeklerinin karşılığı da ödenerek, kimsenin hakkı gelmesin Türk devletine, o da ödenerek ciddi düzgün bir şekilde bunlar 3-5 yıla kadar bütün envanter çıkarılabilir. Sadece kurumlar üstlenecek bunu, tamam mı? Bak, yerinde söylüyorum. Bu kadar, ki bu kurumların parası da var. Para sıkıntısı çekmiyor bunlar. Ama niyet ve hadi devam ediyoruz deyip, ben şu Dünya Türkoloji için edebiyat tarihini yazmaya başladığımda 10 yıl önce, 2010, dinleyenler varsa kulakları çınlasın ekip içinden hepsinin. Şeye dedim ki, İlber Hoca'ya kulakları çınlasın. Hocam dedim, bak, bu edebiyat tarihini yazacağız ama bir de Türk tarihi yazılmalı. Yani yabancıya vereceğimiz bir Türk tarihi. Şimdi bu yabancılar için edebiyat tarihini niye yazdık? Bunun bir arka boyutu var. 2005'te ben Haziran ayında finallerden önce Varşova Üniversitesi son sınıf, 5. sınıf, master son sınıf öğrencilerini sınıftan attım. Neden? Soru soruyorum, haftaya sınav var, kimse cevap vermiyor. 12 kişi. Çıkın hepiniz dışarı dedim. Çıkarken biri uyanıktı. Şeytan kız dedi ki, bir şey sorabilir miyim? Sorun dedim. Şöyle söyleyebilir miyim? Söyle. Siz Türkler dedi, bizler için kitap yazdığınızda bizim anlayabileceğimiz mesela edebiyat tarihi, tam Süleyman Demirel sorusuydu bu. Tamam mı, bu kızın rahmetli? Siz dedi yazdığınızda biz okumadık mı? Nasıl dedim ya? Yok dedi, anlamıyoruz. Yani resimli Türk edebiyatı diyorsunuz, anlamıyoruz. Kenan Akyüz modern Türk edebiyatının ana çizgileri diyorsunuz, anlamıyoruz. Tanpınar'ı Türkler anlamıyor. Sonra dedim ki, ya bu kız doğrusu, özür dilerim dedim. Hepiniz geri gelin. Hatta durun dedim. Şeye, rektörlüğe götürüp çay ısmarladım hepsine. Dedim ki, ayıp ettim ben size. Niye? Hiç aklıma gelmedi bakın bu boyut. Bu kız haklıydı. O gün dedim ki, bir edebiyat tarihi yazmalıyız bu yabancılar için. Şimdi bak, o hikayeden işte 2010-2020'ye geldik. 2600 sayfalık edebiyat tarihi, işte bakalım, bir İstanbul'dan bir yayın eviyle son görüşüyoruz. İnşallah çıkacak. Ha, o şey yarım kalmasın. İlber Hoca'ya dedim ki, hocam bir Türk tarihi yazılmalı. Yani bu edebiyat tarihi gibi böyle bütünlüklü, ama yabancılara diyeceğiz ki, alın 20 tane Türk hoca size bütünlüklü bir Türk tarihi yazdı, veriyoruz. 20 tane tarihçi birbiriyle konuşan adam bulursan dedi, başarırsın bu işi. Berna Evet Hanım bir hocam. sorusu. Ha, Berna Hanım'ın sorusunun cevabı bak burada da gizli. Bu 20 kişi birbiriyle konuşan adam bulursan yazalım dedi ya İlber Hoca. İşte burada gizli işin sırrı, tamam mı? Ha, beni de pişman Teşekkür etti. Ben edebiyat tarihi yazdım diye yani acayip pişmanım. Düşman olmayan kalmadı. Onun ayrı bir hikayesi var, anlatırım kitap çıkınca. Yunus Bey kardeşim, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben Gayet teşekkür ederim. isabetli noktalar. Ama kurumlar üstlenmeli bunu. İnsanlar hepimiz faniyiz, geçiciyiz, ama kurumlar bu işi devam ettirebilir. Mesela Ömer Faruk Işık Bey'in Çin'deki işine Türk Dil Kurumu el atıp destek olmalı. Yaptığı şeyi yayınlanmalı. Hatta bu arkadaşımıza para da vermeli. Bak, net söylüyorum bunları. Gurbette, yurt dışında bunlar zor yapılır. Kendi emeklerimizle, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan keserek şeyler yapıyoruz biz. Hani o hanım diyordu ya, bize hocalar kitap satıyor falan. O da ayrı bir şey. Bir şey demeyeceğim. Cengiz Bey söz alacak galiba hocam. Buyurun efendim. Hocam iyi akşamlar. Ha, Amman'dan Cengiz Bey. selamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Hoş sefa geldiniz. Buyurun lütfen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel gidiyor. Eyvallah. Sadece bir noktaya işaret etmek istedim.
Gayet güzel söylediniz, Çin ve Orta Asya'daki Türkologlar, bir de Arap dünyasının Türkologları hakkında hiçbir çalışma yok. Yani Arap dünyasında çok sayıda Türk asıllı soydaşlarımız yaşamaktadır ve bunların çalışmaları vardır. Edebiyat alanında, şiirde, kıssada, her alanda, ama ne yazık ki bu Arap dünyasındaki Türkoloji hakkında ve Türkoloji tarihi hakkında da hiçbir çalışma yoktur. Çok acı, bildiğim ne kadar. acı. Maalesef ve bu Türkoloji tarihi de, mesela örnek vereyim size, Mısır'da çok çok eskilere dayanır. Yani 20-30'lu yıllara kadar gidiyor. Bazı ülkelerde yenidir, 5-10 senelikler vardır. Ama mutlaka ele alınmalı ve bu Türk dil tarihine de kazandırılmalı diye düşünüyorum. Onu sizinle aynen paylaşmak. Aynen. Eyvallah. Aynen. Mısır'daki Karay Türkçesi metinleri Memlüklerden gelen, hala o metinlere kimse dokunmadı Cengiz Bey. Ne acı bir şeydir, evet. Değil mi? Bak, Karay Türkçesi ölüyor. Ama orada, evet, Arapça yazılmış Karay Türkçesiyle ta Memlükler döneminde metinler var. Kaç kişi çalıştı? Hangi metni kazandırdık? Türkiye Türkçesini aktardık, değil mi? Mukayeseli çalıştık üzerinde. Yani bunlar çok acı şeyler bizim için. Kurumlar, bak, bu ihtisas üniversiteleri kurulmadan Türkiye'de 3-4 tane, bu lisans misans belasından bu üniversiteler kurtarılıp sırf araştırma üniversiteleri olmadan bu işi çözemeyiz. Ya da sırf araştırma enstitüleri kurulmalı. Hadi üniversite çok kellifelli, büyük bir iş ama mesela işte dünyadaki, ne bileyim, bilim tarihini ve Türkoloji tarihini, Türk dili tarihini araştıracak enstitü kurulsun. Buraya araştırmacılar istihdam edilsin dünyanın farklı yerlerinden. İşte Arap, ne bileyim, Acem, Avrupalı, Çinli, Koreli, Japon, Amerikalı yabancıları da getirelim. Türklerle beraber orada çalışsınlar. İstanbul ve Ankara'da iki enstitü kurarak bu işi yine çözeriz. Sadece bu enstitüler böyle lisans eğitimidir, bilmem şunla bunla uğraşmamalı. Araştırma enstitüsü o kadar. Ama bilim tarihi, yani Türkoloji bilim tarihinde araştıracak, Türk dili bilim tarihinde araştıracak. Yani bizde, çünkü bakın, bilim tarihi Türkiye'de en zayıf alanlardan biri, değil mi? İşte Yıldız Teknik'te var bildiğim kadarıyla. Başka üniversitelerde var mı bilim tarihi? Yani en son kulakları çınlasın Ekmeleddin İhsanoğlu Hoca, sonra İhsan Fazlıoğlu Hoca, değil mi? Şeyde, medeniyette, felsefe, evet, ve işte bilim tarihi bunlar. Ömer Faruk Bey bizim emekli oldu Almanya'da, hani küstürdük, önemli bir isim. Bilim tarihçimiz yok. Var mı yani, söyleyin, bu işte şu anda Teoman Durali Hoca, değil mi? Allah selamet versin. Başka da isim aklıma gelmiyor benim. Yani şey, Ahmet İnam Hoca belki ODTÜ'den, hani felsefeden bilim tarihine doğru kaydı. O da emekli oldu. Ne diyeyim yani, mesela Türkoloji bilimi tarihçimiz var mı? Bizi kimse adam yerine koymuyor. O ayrı. Çalışanı koymuyorlar. Fakat işte tarihçilere baktığınızda, bilim tarihçilerine baktığınızda var mı düzgün? Yok. Yani yok. Şey diyor ya rahmetli Nihat Sami Banarlı, niçin kitaplar, niçin okudum sizi? Siz ki göstermediniz bana saadetlerin çalkalandığı denizi. Niçin kitaplar, niçin? Hangi sayfenizi muskalaştıramalıydım murada ermek için? Murada ermek için ve bir gün görmek için. Günde göstermiyorlar. Yani kitapları okuyoruz da izin vermiyorlar ki söyleyelim. Ya şurada da şu var. Bu da ayrı bir dert. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah Cengiz Bey. Çok teşekkür ederim. Selam ve sevgiler. Var olun. Beyza Hanım, buyurun. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Öztürk Hocam. İyi akşamlar ben efendim. Feyza Tıkamış, Belçika'dan bağlanıyorum yayına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkoloji var diyeceksiniz galiba Belçika'da, değil mi? Türkoloji yok ama Gent Üniversitesi mütercim, tercümanlık ve iletişim bölümü altında Türkçe ana bilim dalı var. Hı-hı. Ama Türkoloji değil o. Yani öğrenciler değil. Seçiyor. Siz de Türkçe kurslar ya da Türkçe öğretiyorsunuz. Aslında siz seçmeli ders şeklinde bahsediyorsunuz, tabii, şu anda. Hayır. Bizde Türkçe ana bilim dalı var.
Ha ne güzel. Yeni mi? Peki yeni mi kuruldu? Hayır, 2006 yılında. Yeni yani yetmeyi yani, tutmayın. 2006 bilimde nedir? Lütfen ama biz de seviniyoruz. İşte 20 yıla doğru gidiyoruz. Eyvallah. Diye. Hollanda'da Tonya Cook Ersoy var. Tanır mısınız? Leiden'de. Doktora yapıyor. Leiden Üniversitesi'nde Türkçe bölümü var biliyorum ama henüz bir iletişim Leiden yani 100 küsür yıllık, 150 yıllık. Utrecht kapandı bakın. En eski Türkoloji. Hollanda'da Utrecht kapandı. Tonya Cook ve Ant, biri Diyarbakırlı, biri Yozgatlı, orada doğup büyümüş gençler. Cevval çocuklar bunlar. Tonya Cook Bey, işte bu Benelux, yani Belçika, Hollanda. Lüksemburg'da Türkoloji'yi yazdırdım. Şu Avrupa'da Türkoloji'de göreceksiniz Tonya Cook Ersoy. Hocam Belçika'da hiç yok dedi, bir tane bile. Yani Türkoloji yok çünkü. Yok, Türkoloji yok, evet. Türkoloji yok. Ben de Türkolog değilim zaten. Bizim ana bilim dalı başkanımız Johan van de Waal. Tarihçi mı? Midir? Tarihçi midir kendisi? Hayır, dil bilimci. Doktorası Türkçe üzerine. Dünyaca tanınan bir poliglot aslında. Çok dil biliyor ha? Evet, çok dil biliyor. Türkçe ve diğer işte Türkiye dillerini de biliyor kendisi. O ana bilim dalı başkanımız. Ayrıca yaklaşık bir yıl önce Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi adıyla sivil toplum kuruluşu kimliğinde bir başka merkez kurduk. Üç öğretmen arkadaş, dernek başkanımız aslında sizin hemşehriniz Şener Uğurlu. Ha çok güzel. Evet, benden çok selamlar. Kendisi aslında evet, bizim Posoflu. Posof'u çok dinliyoruz. Gitmedim Posof'a ama çok Şener güzel. Bey'den çok dinledik. Kendisi de şu anda canlı yayından seyrediyor. Oo, dinliyorsa selam olsun bütün Posoflulara, memleketime. Toplantıya buradan katılmıyor. Ben Zoom'dan katılıyorum ama canlı yayından seyrediyor. Biz aslında tamam adı dernek diye geçiyor kurumsal kimliğimiz ama biraz bilim yolunda da çalışmak istiyoruz. Halka yönelik Avrupa'daki yani Belçika'daki Türk halkına yönelik Türkçe etkinlikleri yapıyoruz ama özünde bu tarz çalışmalar da yapmak istiyoruz. Yani sizin yaptığınız şekilde Türkolog değiliz. Türkoloji tarihi yazamayız belki Belçika'da ama Belçika'da Türkçe çalışmaları. Ne güzel. Şeklinde çeşitli bölümler yazarak yaptığınız çalışmalara destek vermek isteriz. Eyvallah, ne güzel. Feyza Hanım, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de hocam. Kolaylıklar diliyorum. Evet, biz zaten aslında ziyaret planlarımız da Varşova'ya gelmek de vardı. Şener Bey ısrarla söylüyordu. Baş tacı, buyurun lütfen. Buradayız, şu korona engelledi her şeyi. Ama Avrupa içi sınırlar açılacak işte yavaş Haziran'da. Arzu ederseniz buyurun. Ben Tonya Cook Ersoy'la Ant'ı işte onlar buraya gelmişlerdi birkaç yıl önce orada tanıdım. Yani Tonya Cook Ersoy ilginç bir adam. İşte şeyde Hollanda'da doğup büyümüş. Orhun kitabeleri çalışıyor adam orada. Züker var ya hani modern Türkiye tarihçisi. Evet, şu anda danışmanı o. Ve Orhun kitabelerinin tarihi boyutu diye ilginç bir konu çalışıyor yıllardır. Bir de %100 Türkçe konuşuyor. O da ilginç bir şey. Israrla hiç yabancı kelime kullanmıyor. Böyle çok hoşuma gitti. Böyle iyi insanlarımız var aslında. Fakat işte şimdi onlarla benim şöyle bir projem vardı. Onlar buraya geldiğinde de konuştuk. Bu Avrupalı Türk bilim insanları topluluğu kuralım. Yani işte size de teklif ediyorum. Ben bir 8 yıl Polonya Türk İş Adamları Derneği'nde genel sekreterlik yaptım. Biraz dernekçilik şeyim vardır. Yani hani nasıl organize olur, nedir, ne yapılır, insanların derdi, kahrı nasıl çekilir falan. Az buçuk biliyorum. Oradan bir teklifte bulundum. Belki sanal ortamda böyle bir şey kurabiliriz. Avrupa Türk Bilim İnsanları Topluluğu diye bir şey kurup burada bilgilerimizi toplu paylaşalım ki burada yetişen bu çocuklar kaybolmasın. Yazık bu çocuklara. Yani 30, 40, 50 yıl sonrası için sıkıntı olacak. O yüzden şimdi Türkoloji değil, işin başka bir boyutu sizin alanınız. Yani Avrupa'da evet. Türkçe öğretim bu ayrı bir şey çünkü. Evet. Yani Türkoloji tarihi var ama bir de şimdi... Evet, çok farklı alt dallar tabii, var. Tabii yeni bir alan var. Yani bir işte anne babası Türk olan Avrupa'da doğup büyümüş çocuğa
Türkçe öğretme mevzusu var. Artı bir de yabancıyı öğretme. Evet, benim araştırma alanım o bahsettiğiniz konu mesela. Ben o konuda çok çalışıyorum. Çok güzel. Hollanda Tilburg Üniversitesi'nden Kutlay Yağmur'u duymuşsunuz. Biliyorum, biliyorum. Kutlay Hoca'yla bu konuda da çok sohbetlerimiz oluyor. Araştırma alanlarımız da birbirine yakın aslında. Kutlay Hoca da mesela Avrupalı Türk bilim insanları şeklinde bir platform oluşturmamız gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle. Fransa'da Mehmet Ali Akuncu Hoca var. Onunla da yakın temasta çalışıyoruz. Araştırma alanlarımız aynı çünkü. Fikirlerinizi destekliyoruz biz de. Eyvallah. Bir haberleşelim de bunu. Ben şu kitapları bir arka arkaya yayınlayınca inşallah biraz nefes alacağım ve o işlere yöneleceğim. Yani Avrupa'da Türkoloji çıkıyor. İşte bu Dünya Türkoloji Edebiyat Tarihi Temmuz Ağustos'a çözebilirsem inşallah. Sonra şu Dünya Türkoloji Tarihi, hani Kazakistan'da olacak dedim ya, evet, Timur Kocaoğlu Bey'le ve Darhan Bey'le. İşte bir yıl sonra biraz daha rahatlayacağız, bu işlere bakabileceğiz inşallah, bakalım. Yani fakat bu elzem, yani Avrupa'da özellikle Türk bilim insanları topluluğu kurulmalı ve kim nerede ne yapıyor, neler yapabiliriz, bunların artık buna bakmamız gerekiyor. Yine bunu işte YTB belki bunu yapabilir. Türkiye'den yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar. Hı-hı. Aslında onların görevi bu. Yani Abdullah Eren Bey'e teklif edebiliriz. Bakalım. Hı-hı. Tamam hocam. Bir konuşalım. Sizin de yolunuz düşerse biz de Belçika'ya bekleriz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok memnun oldum. İyi akşamlar diliyorum. Şener Bey'e çok selamlar. Başüstüne iletişim. Sağ olun. Dilber'in bir sorusu var. Tamam. Yunus Balkanlar'da Yunus. Özellikle Türkoloji çalışan akademisyenler Osmanlı ya da Türkoloji düşmanlığı oluşturmakta yani öne çıkarmak. Yani Yunus benden bunu Orient duyamayacaksın. Anladım. Ben bundan çok mustaribim. Bak ben 2004'te bir delilik ettim. Hani çılgın Türk diyorlar ya. 2004'te bu Polonya'da Krakow'da Türkologlara dedim ki niye Türk düşmanısınız? Ya böyle bir şey denilir mi adamlara değil mi? Ben dedim işte. Çünkü dayanamadım yani oradaki konuşulanlara falan. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir dert. Yani genellemek doğru değil. Yani şey işte Edward Said'e %100 hak vermek gibi bir şey olur. Hayır. Yani çok iyi Türkologlar var. Çok iyi dost insanlar var. Bakın şöyle bir durum var bilimde. Ne dost ne düşman olmamak lazım. Yani nötr dursun, tamam mı? Kulakları çınlasın. Benim doktoradan hocam Ramazan Kaplan Hoca. Ben Hisar topluluğu tezi yazmaya başladığımda 3 tavsiyede bulundu ve bir tavsiyesi şu, dedi ki Öztürk sen dedi bu duvar gibi olacaksın bu konuda. Yani bu duvar dümdüz, tarafsız, rengi beyaz belli değil, öyle dedi olacaksın. Yani ne öveceksin ne de efendim kimseyi böyle yerin dibine bat. Ne gördüysen net söyleyeceksin, açık söyleyeceksin. Şimdi Yunus tamam böyle bir nokta var. Bunu da biliyoruz. Yani özellikle Avrupa'daki Türkologların içerisinde Yunan kökenli, Rum kökenli, Ermeni kökenli Türkologlar da var. Bunlar ayrı yani hani asla bir ırkla alakalı bir şey de söylemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var ya, bazen bir milleti, ırkı tanıdıkça nefretiniz artabilir, tamam mı? Çünkü onun zaaflarını öğreniyorsunuz. Oradaki nokta biraz bu. Yani zaaflarını da artı eksi yönlerini falan öğreniyorsunuz ya, belki o. Bu kadar yani, bunu daha ilerisine konuşmayayım. Çünkü sonuçta ben Avrupa'da işte Türkologların içindeyim. Dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bir insanın ne kadar seveni varsa o kadar da sevmeyeni vardır. Yani sizin dostunuz 100 kişi ise 100 tane de düşmanınız mutlaka vardır. Hatta düşman daha fazladır. İyilik yaptıklarınız da onun artısı. Bu da ayrı. Dolayısıyla milletlere de böyle bakmak lazım. Yani herkes bizi sevecek ya da nefret edecek diye bir şey söz konusu değil. Türkiye'yi çok seven yabancılar da tanıyorum ben. Hayran olanlar var. Yani adamın biri geldi işte burada enstitüye bir gün, dedi ki ben dedi Polonya'da Türkçe öğretiyorum. Gittim ülkenizi sevdim, hayran oldum falan filan. Sonra araştırdım ya bu adam niye durup dur. Ya işte gittim dedi. Biri geldi hatta bir gün burada, bir arkadaş da şahit, iki hatta Türk. Bir enstitüde ağladı bizim burada bir Polonyalı. Anlattı. Ben dedi arabamla çocuklarımla Türkiye'ye gittim. Gece dedi arabam bozuldu. Bu Yozgat taraflarında bir yerde Türkiye'yi gezerken
bunlar gece yolda kalmış, köylü traktörüyle gelmiş, arabayı çekmiş, götürmüş. Orada işte misafir etmişler, sabah kahvaltı yaptırmışlar, tamirci bulup getirip arabayı yaptırmışlar ve hadi yolun açık olsun falan. Hayatımda böyle bir şey akrabamdan bile görmedim deyip, yani işte ağlayan bir adam tanıdık biz burada. Bu da var. Yani o yüzden çok hani dağıtmayalım ama ne diyelim, var ya maalesef, acı bir hakikat ama var. Nötr dursalar iyi olur ama var. Benim bir sorum olacaktı hocama. Buyurun. Merhabalar Öztürk hocam. Ezgi İnal ben. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum. Sizi görmek beni çok mutlu etti. Bahsettikleriniz çok keyif verdi dinlemek. Sağ olun. Yüksek lisansımda da ben söz dizimi çalıştım. Ve edebi metinlerle söz dizimi çalıştım aslında. Bu çerçevede de şeyi merak ediyorum. Avrupa'daki karşılaştırmalı çalışmaların metin türlerini, daha çok hangi metinleri tercih ediyorlar? Şimdi biz genellikle Türkiye'de karşılaştırmalı çalışmalarda hikaye ve şiir merkezinde devam ediyoruz. Ama eminim farklı metinleri de tercih ediyorlardır. Bu noktada bir bilgim yok. Sizden öğrenmek isterim. Çünkü dilciyim ben ama kendi keyif aldığım alan aynı zamanda edebiyat. O yüzden özel ilgi alanım olarak soruyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Mesela mektuplarla alakalı karşılaştırmalı çalışma yapabilirsiniz, biliyor musunuz? Diyelim ki 1920'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 60 artık mektup türü olarak hani bitti ama o yüzden o konuda çalışabilirsiniz. Var çünkü burada gördüm. Hikayeler genelde işte bu tip hani çalışmalarda çok kullanılır. Çünkü daha kısa metinler olduğu için hani netice, ama Avrupa'da romanlar üzerine de çalışmalar vardır. Hatta bakın Türkiye'de özellikle bu yabancılara Türkçe öğretimi çalışan arkadaşlar beni duysun, buradan dinlesin. Romanlardan alacağınız metinlerden paragraf çalışmaları yaptırırım. Bakın C seviyesi. Türkiye'de yabancılara paragraf metinleri, hani bizde üniversite ÖSYM'de çıkıyor böyle bir tuğla gibi paragraf. İşte burada ne anlatılmaz ya da burada şu var mıdır yok mudur? Şimdi bu tip Türkçeyi öğretimde, hala Türkçe öğretimde bu tip metinler hazırlanmadı. Özellikle romanlardan bunları alarak yapabilirsiniz. Ezgi Hanım'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet hocam. Ezgi Hanım, romanlar üzerine ne olur? Paragraf bağlamında yabancılara yönelik çalışırsanız çok faydalı olur bunlar. Ama öyküler, bir de şeyi çalışın. Tiyatro replikleri çalışılıyor, biliyor musunuz? Mesela diyelim ki Faruk Nafiz'in Akıncı'yı alın. Bir de bugün son zamanda yazılmış bir tiyatro metnini alın mesela, tamam mı? Ve onları ifade bağlamında uzunluk, kısalık, tamam mı? Efendim hani mantıki olarak yukarıdan aşağıya bir silsile, tamam mı? Nasıl takip edilmiş, ne anlatılmış? Böyle çapraz okumalarla karşılaştırabilirsiniz. Yani sadece hikaye ve şiirle kalmamak lazım. Mektuplar, dediğim gibi romanlar, tiyatrolar, özellikle denemeler. Bakın deneme üzerine Türkiye'de pek çalışılmadı. Şevket Rado'nun denemelerini alın mesela, tamam mı? Hı hı. İşte bir de şimdi bugün diyelim deneme yazarı kim var? Aydın Boysan mesela, rahmetli oldu. Onun denemelerinden alın, onu çalışın. Mesela seyahat yazıları çalışılabilir. Bakın bunlar pek çalışılmadı. Aynı ülkeyle ilgili seyahat yazısı, tamam mı? İşte İlber Hoca yazdı ya hani seyyah olarak. Diyelim bunu alın bir. Bir de ne bileyim işte 20. yüzyılın başında şimdi hani aklıma geliyor. Saraybosna veya Bulgaristan'la ilgili bir hatırat alın. Hı-hı. Ya da diyelim Suriye ile ilgili bir hatırat alın. Hı-hı. O dönemde ve bu dönemde nasıl yazıldı? Keşke bu şeyler üzerine seyahat yazıları artı hatıratlar. Mesela sırf bakın yine şimdi aklıma geldi. Savaş hatıratları üzerine bu tip çalışmalar yapılmadı bakın. Aynı cephede savaşmış 5 askerin hatıratını alın. Nasıl anlatıyor onu karşılaştırın. Yani bunlar harika şeyler olur. Kimsenin yapmadığı işler, tamam mı? Seviyorsunuz ya edebi metinleri. Evet, evet. Hocam
Hocam, alın size malzemeleri, aklıma çok gelenler. Teşekkür buyurun. Ederim. Estağfurullah. Notlarımı aldım. Savaş hatıratları çalışın. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Hı hı. Şöyle bir problem yaşıyoruz. Şimdi ben yabancılara Türkçe öğretimi dersleri de veriyorum. Ama pek çok kitapta öneri olarak, örneğin B1 seviyesinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir metninin, işte onu yazan okutman arkadaşımızın bakış açısına göre sadeleştirildiğini görüyorum. Yani çok ben felaket bir şey bu. Bu evet, çok felaket ben bir bunu şey. Asla kabul edemiyorum asla ve bunu ben öğrencime veremem. Çok özür dilerim, bölüyorum. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalarda yabancılara Türkçe öğretiminde hangi yazarın, hangi dönem yazarının hangi seviyede verileceğiyle ilgili bir öneri yok. Yani sizin alanınız yeni Türk Edebiyatı ve belki sizin öncülüğünüzde böyle bir çalışma yapabiliriz. Yani herkes Ömer Seyfettin'i bildiği için herkes Ömer Seyfettin'i okutuyor. Ama Ömer Seyfettin'i hangi seviyede okutacağız yani? Tabii. Bu çok önemli. Şimdi Serkan eğer dinliyorsa selam olsun. Master tezi yazdırdım Serkan'a burada. Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1912'de yayınlanmış hikayeleri var biliyorsunuz. Tek kitap. Evet. Serkan'a onu çalıştırttım. Bakın B2 seviyesine bir uygula. Bir orijinal metni uygula. Bir de sana göre bu B2 seviyesindeki öğrenci bu metni ne kadar anlar? Bak orijinal metin kalacak. Ona dokunmayacaksın dedim. Tamam mı? Anlama boyutlarını ölçelim. Yani B2 seviyesindeki bir adam 1912'de yazılmış aynı paragrafı bugün Serkan'ın yaptığı, biz ona sadeleştirme demedik. Sadeleştirmeden yana değilim asla. Adaptasyon yaptık, tamam mı? Adapte ettik. Yani aslında Serkan oradan bir metin oluşturdu. Evet. Yani tamam. Bu yeni metin Serkan'ın metni, şeyin değil, Yakup Kadri'nin değil. Evet. Fakat Yakup Kadri'den ilhamını aldı Serkan, tamam mı? Yani sadeleştirme yapmadık dediğim gibi, anladım. Adaptasyon yaptık. Adapteler olur. Ama tutup da Yakup Kadri'yi 2020'de ayıptır ya. Yani saygısızlık bu. Adapte evet. Edin. Kimse adapteye bir şey demez. Fakat evet. Orijinal metni koyun ve deyin ki ben özgü olarak bunu yabancıya ilhamımı ne bileyim işte Kemal Tahir'den aldım şu paragraftan. Orijinali hı-hı. Budur. Ama evet. Ben yabancı C seviyesindeki öğrenciye bu aldığım bu ifade, bu düşünceyi bugün şöyle ifade ediyorum. Bu adapte hı-hı. etmektir. Bu evet. Bu işiniz yani yabancıya Türkçe öğretenlerin işi aslında kesinlikle. Bu. Ama tutup da Kemal Tahir'in üslubunu bozup da işte üç kelimeyi böyle değiştireyim, altta da orijinali vereyim olmaz. 23 yıldır biz de bu işin içindeyiz, bu yabancılara Türkçe öğretiminin. Hani hı-hı. sizler gibi bu işin belki alanda çok böyle hani teorisini falan okumadım açıkçası. Ama sahada futbol oynuyoruz, biz biliyoruz bu futbol nasıl oynanır. Bu Polonyalı Szymkowiak Trabzonspor'da oynarken Şenol Hoca kulakları çınlasın. Bir arkadaşımın kardeşi Lehçe tercümanlık yapıyor. Diyor ki Şenol Hoca sahaya çıkmadan Szymkowiak'a ha bu Szymkowiak'a de bakayım oradan koşacak, ha buradan topu alacak, bu tarafa verecek falan filan. Szymkowiak diyor ki bizim tercüman arkadaşa sen ha buna de boş yere konuşmasın, ben sahaya çıktığımda ben nasıl oynayacağımı biliyorum. Tamam mı? Şimdi Szymkowiak sahaya çıkıyor. 3 dakika sonra gol atıyor. Şenol Hoca Ferit'e sarılıyor diyor. Bak ha bunu gördün mü? Bak ben ona taktiği verdim. Gitti golü attı. Ya öyle değil. Szymkowiak kafasına göre oynadı. Şimdi sahada biz oynuyoruz bu futbolu, tamam mı? Biliyoruz nedir. Evet. Dolayısıyla teori tamam güzel de bazı şeylere dokunmamak lazım. Onların ruhunu bozmamak lazım. Ayla Ceren orada hikayeler yazıyor. Aylan hikayeleri üzerine mesela onun metinlerinden de kullanabilirsiniz. O bir öğretmen çünkü. Çocuklara işte Türkçe öğretmenliği yapıyor Bolu'da. Hikayeleri de çıktı. Mesela onlardan da kullanılabilir. Bu yabancılara yönelik. Çağdaş yeni metinler bunlar çünkü. Çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Hocam tamam. Bir de şu var. Mesela yabancılar için Türkçe öğretim programlarının B2 ve C1 seviyelerinde Nergisi'nin hamselerinin okutulduğu söyleniyor da. Yani, tövbe estağfurullah. Ya Nergisi'nin hamsesini Türkler okuyamıyor. Ben yani, de onu söyleyeceğim. Yani Türkolojide yüksek lisans ve doktora yapan kişilerin dahi ben o metinlerin dilini tam olarak anlayabildiklerini düşünmüyorum. İşte bizim dil yadigarlarımızı anlasın
yabancılar diyorlar da. Şimdi hal bakın böyle bunlar olur. Bunlar ihtisas Türkçesi Yunus Bey. Bu ihtisas Türkçesine girer. Bizde çok eksik olan bir alan bu. Bakın A, B, C değil mi? Öğrendi, geldi. C'yi, 2'yi evet. Bitirdi. Artık bu adam işte Türkçe metinleri okuyabilir. Fakat bundan sonra branşlaşma başlar. Yani ne bileyim işte değil mi? İş Türkçesi olur. Ne bileyim mesela kültürel çalışmalarla ilgili, edebiyatla ilgili. Yavaş yavaş ihtisas Türkçesi diye bir şeye gider bu iş. İhtisas Türkçesinde de orada işte master doktora seviyesindeki anca bu uyu. Yoksa şimdi Veysi Nergisi'yi Türkler tanımıyor, illa yabancı al bunu benim işte dil yadigarım tanı. Yabancıyı kaçırırız abi biz o zaman. Soğuyorlar zaten hocam bir dilden, bir de şöyle bırakır, bir durum var. Mesela... Bırakır gider. Yani Makedonya'da bunu yapmamak... mesela yabancılar için Türkçe öğretim sertifikası veren bir kurum varmış. Yunus Emre Enstitüsü'nün haricinde. Orada Yahya Kemal'in şiirleri okutuluyormuş. Evet, Eskişehir'in Rüzgarı ile kitabındaki. İşte bu şiirleri anlayanlar Nabi'yi okuyabilirler, anlayabilirler. Veysi'yi ve Nergisi'yi de hayli hayli okurlar diye bir görüş. Eflak'ten o dem ki peyamı kadem gelir, güşü cihana velveleyi balü per gelir. Yabancıya bunu neye okutacaksın? Eskişehir'in rüzgarıyla al. İşte Yahya Kemal Bey attı, Makedonya'nın çocuğu diye düşünüyorlar işte. Makedon kökenli olduğu için onun yazdığı pek çok eseri de anlayabilmelilermiş gibi bir teori ortaya attılar. Ama ne kadar doğru, bir de size danışmak istedim. Sizin tecrübelerinizden istifade etmek istedim. Estağfurullah. Yani şimdi, bana biraz tuhaf gibi bak, geldi. Bak bir fıkra anlatayım tamam, bu saatte herkes rahatlasın. Bizim Kars'ta ben fıkraları çok severim. Yani harika bir şeydir bunlar. Kars'ta terekeme ölmüş. Aşağıda çok eziyet etmişler. Demiş ki bak çok eziyet vermeyin. Haber veririm, kimse gelmez. Yahu bak bunu böyle yapmayın. Kimse Türkçe öğrenmez. Etmeyin, tutmayın. Yani haber verdirmemek lazım. Tamam mı? Her dil yadigarını her yabancı öğrenecek diye bir kural yoktur. Olamaz da. Biz bu dil, bu Türkçe dünyanın en matematiksel dilidir. Türkçe dünyanın en kurallı dilidir. İstisnası çok azdır. Türkçe yazıldığı gibi okunur. Bak bu Türkçenin öğretimcileri. Size böyle anahtar şeyler söylüyorum. Sakın bunlara kimse karşı çıkmasın. Türkçe yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi söylenen, söylendiği gibi konuşulan, konuşulduğu gibi yazılan, duyulduğu gibi yazılan bir dildir. Bu kadar. Bu Türkçenin çok matematiksel bir mantığıdır, tamam mı? Dünyada iki veya üç dilde ünlü uyumu var, tamam mı? Türkçe'de, Korece'de, Macarca'da. Ünlü uyumunun en iyi işlediği dil Türkçe, Türkçedir, tamam mı? Ya başka dilde yok bu, tamam mı? Bu mükemmel, harika bir şey. Başka dillerde olmayan insanlara anahtar veriyorsunuz. Bakın geçen Polonyalı Türkologları anlatırken, hani toprağı bol olsun, Krakow'dan Jan Chopinski, can Türksever bana dedi ki, ben dedi bu Türkçenin meftunuyum. Böyle çok eski İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu. 2004'te olan bir hadise. Ben dedi şöyle düşünüyorum. Bu Türkçe grameri okuyup incelediğimde ya galiba bütün dil bilginleri bir araya gelmiş, Türkçe gramer yapmış. Bu adamların çok matematiksel zekası yüksekmiş diye düşünüyorum dedi. Şimdi bunları çok zorlamamak lazım. Bizim çok güzel metinlerimiz var. Yani Veysi Nergisi'ye mi kaldık dil yadigarı? O daha sonra ihtisas Türkçesinde biri master doktora yapmak isterken öğrensin, ama A, B, C falan seviyelerinde bunlara lüzum yoktur. Çok güzel metinler var. Yeni, eski. Yani ne diyeyim? Nereye kaldık diyorsunuz? Ne, çok teşekkür ederim ya, hocam. Yunus kardeşim ne diyeyim ya? Türkolojide iki yön var o zaman. Biri konuşmamın arasında dedim ya hani, bizim değerlerimizi o ülkelerde tanıtıyor Türkologlar. O yüzden Türkologları desteklemeliyiz. Yunus Dilber bir soru sordu ya Balkanlar özelinde. Bakın Türkologların bize daha ne diyelim böyle müzahir, yakın olabilmeleri için biz onları desteklemeliyiz. Mesela nasıl destekleriz? Yazdıkları makaleleri yayınlarız, telif ücreti öderiz. Yazdıkları kitapları Türkiye'de yayınlarız, kitapların ücretini öderiz, zorluk çekmesinler. Yeter ki siz üretin, yazın, biz Türkiye olarak sizi destekleriz. Bazı kurumlar bu işi üstlenmeli. Yani yine Türk Dil Kurumu'na iyi, çok iş düşüyor. Gürer Bey dinliyorsa bizi buradan selam olsun.
Türk Dil Kurumu belki içerideki yapılanmasında bir dönüşüme gitmeli ve böyle Türkologlarla ilgili bir birim oluşturmalı. Ben bu kanaatteyim. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğreten bir kurum. Belki bünyesinde hani böyle tamam Türkoloji birimi var ama Türkçe öğretimi, işte kültür sanat faaliyeti, kültürel tanıtımlar, sanatsal tanıtımlar, konserler, sergiler falan derken bu boyut biraz belki zayıf kalıyor. Yani Türk Dil Kurumu belki bunu üstlenebilir. Bu dünya Türkologlarını destekleme bu noktada. Yani yayınlarını Türkiye'ye çekme, Türkiye'de yayınlama, Türk dilinde, İngilizce olarak, çift dilli, hatta kendi dilinde ve Türkçe'de mesela diyelim aynı kitap iki dilli Türkiye'de yayınlansa, masrafı karşılansa bunlar güzel olur. Neden? Bakın bu işi dünyada en iyi Japonlar yapıyor, tamam mı? Neden? Her zaman örnek verelim. Japon kralının ve kraliçesinin bir görevi var. Dünyada Japoncayı yaymak, Japonca üzerine kim nerede ne çalışıyorsa onun eserini yayınlamak, Japonya'ya davet etmek, onore etmek, misafir etmek, para harcatmadan da Japonya'yı ona tanıtmak. Bakın ne güzel bir şey değil mi? Japon kralının ve kraliçesinin tek görevi var, bu kadar. Şimdi bizde de bir kurum bunu üstlenmeli ki Yunus Dilber'in sorduğu sorudaki negatif boyut azalsın. Tamam mı? Çünkü Türkologlar iki fonksiyon üstlenmiş. Bir bizi bu tarafa tanıtıyor, bir de kendini bizim tarafa. Dolayısıyla onlara destek olmalıyız, katkı yapmalıyız. Bu Avrupa'da Türkoloji mevzusu, şimdi yavaş yavaş bir kitapta, tek kitapta biz bunu işte topladık. Ama dediğim gibi 3 veya 4 ülke eksik. Yani orada tabii yazdım ki hani Danimarkalı, bir soru zaten vardı ya, neden Alman, Rus Türkologların yazdı. Onları gördünüz. Şimdi şu son dönemde, şimdiki döneme gelelim. Avrupa'da Türkolojiler kapanıyor. Avrupa'da Türkoloji zayıflıyor, tamam mı? Böyle bir genel bir sorun var. Yani dünyada şu anda Japonya, Çin, Almanya, Amerika, yani 4 ülke bildiğim kadarıyla fena değil Türkolojide, ki Hamburg Türkoloji kapandı, kapanacak, o da gidiyor. Diğer ülkeler de zayıfladı. Az önce Feyze Hanım'a dedim ya hani Utrecht'te Türkoloji kapandı. Utrecht Türkoloji 150-170 yıllık bir Türkolojiydi. Viyana Türkoloji kapandı. Viyana Türkoloji'de hoca bile yok, öğrenci de yok. Neden? Viyana Türkoloji Avrupa'da Türkolojinin merkezi idi. Yani Avrupalı çok önemli Türkologlar yetişti Viyana'dan. Polonya'da Türkolojiyi kuran Tadeusz Kowalski Viyana Türkoloji'den yetişmiş. Ama bugün bakın Viyana'da Türkoloji yok artık. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Türkoloji 20. yüzyılda Avrupa'da ve Amerika'da güçlüydü. Neden? Sosyalist blokta olanları takip edebilmek için Türkoloji çalışmaları yaptırılıyordu, tamam mı? Kapitalist taraftan. Öbürü de bu tarafta neler oluyor diye yine Türkoloji çalışmaları yaptırıyordu. Türk dünyası için söylüyorum, tamam mı? Şimdi sosyalizm çökünce gerekçelerden biri ortadan kalktı. Fakat şöyle bir olumlu boyut ortaya çıktı. Yani bir Türk devleti, şimdi işte 6 Türk devleti oldu çok şükür. Bu bir noktada iyi, bir noktada da şöyle bir sorunu beraberinde getirdi. Türkolojilerin içinde Azerbaycan Kültür Dili Araştırma Merkezi diyelim açılıyor. Kazakistan Kültür Dili Araştırma Merkezi açılıyor. Şimdi Türkolojiye gelen öğrenci ne düzgün Türkiye Türkçesi, ne Kazak Türkçesi, ne de Azerbaycan Türkçesi öğrenebiliyor 3 veya 4 yılda, tamam mı? Şimdi böyle bir sorun başladı. Dolayısıyla az önce dediğim gibi Türkiye bu işi, bu hani ihtisas üniversiteleri kurulmalı dedim ya, bütün Türk dünyasındaki işte devletlerle beraber bir çözüme götürmek zorunda. Yoksa Avrupa'da Türkoloji aşağı gidiyor. Bir başka şey, eskisi gibi çok güçlü Türkologlar dünyada yetişmiyor. Bakın Osmanlıca bilmeyen binlerce Türkolog var. Osmanlıca metin okuyamıyor. Okuyanlar da sadece nesih okuyabiliyor biraz. Yani nesihe kadar çıkarıyorsunuz. Ya Polonya örneğini verirsem 1,5 yıl Osmanlıca var.
Ben işte o dersi yürütmeye çalışıyorum yıllardır. Nesih, Rika'ya geçiyoruz, bitiyor iş. Rika'da da birkaç mektup okuyabilir. Öbür tarafı yok. Halbuki eskiden Türkologlar Farsça, Arapça, Türkçe biliyor, Arapça metinler okuyor. Efendim, diyelim ki Kıpçak metinler okuyor. Recep Toparlı Hoca'nın bizim Türkiye Türkçesine çevirdiği Varşova Türkolojiyi kuran Ananias Zajančkovski'nin işte Kıpçakça üzerine metinlerini Recep Toparlı Hoca çevirdi dil kurumunda çalışırken. Zajančkovski zaten Karay Türk'ü. Bir sürü Kıpçak çalışmış, Osmanlı metinleri çalışmış, Kanuni dönemini çalışmış. Şimdi bugün dünyada Ömer Seyfettin'den ileriye götürebileceğiniz ve işte hadi Namık Kemal'i okuyalım orijinalinden veya Şemsettin Sami'yi diyeceğiniz Türkolog azdır. Günvald İmsin Kulakları Çınlasın, Uppsala'da, İsveç'te o yeni edebiyatçı. Tanzimat dönemini çalışıyor. İngilizceye de epey çevirdi bizim Tanzimat metinlerinden. Günvald İms dışında ben bilmiyorum yeni edebiyatçı. Krakow'da Grajina var, duyuyorsa hani alınganlık etmesin. Grajina Zajos da yeni edebiyatçı. Kıbrıs edebiyatı çalışıyor. Bakın dünyada Kıbrıs Türk edebiyatı çalışan Türkolog çok azdır. Belki 2-3 kişiden biri. Yani Avrupa'nın kabul etmediği ülkenin edebiyatını çalışıyor. Tamam mı? Cesaret değil mi? Güzel bir şey. Bir taraftan Azerbaycan işte edebiyatı falan çalışıyor. Bir taraftan da Türk edebiyatı, metinler. Bunun dışında yani böyle Tanpınar'a dokunacak, Kemal Tahir'e gidecek, işte ne bileyim hani sadeleştirilmemiş efendim Halit Ziya Uşaklıgil'e dokunacak Türkolog çok zor. Yani Ömer Seyfettin'den öteye zor götürüyorsunuz. İş o boyuta geldi. Dolayısıyla Türkiye bu işe el atmalı. Yani İstanbul'daki işte bilmem üniversite artık Türkolojinin merkezi Türkiye'dir. Böyle deyip kabadayılık yapmakla bu iş olmuyor. Ne ürettin? Ne üretiyorsunuz? Herkes birbirini şu anda taklit ediyor. Bu Türkçenin öğretim bölümlerine bakıyorum. Acayip çoğaldı. Sakın kimse alınganlık yapmasın. Bir şey çoğalırsa bilmem kalite nedir? Ne oluyor? Yani çünkü işte bu Türkçe öğretimi cazip diye işte burada da para var. Hadi sertifika verelim. Hadi. Olmaz böyle şeyler. Bunu bir sisteme bağlamak lazım. Yani YÖK burada tedbirler almalı, tamam mı? Sırf Türkçenin öğretimi üzerine bir üniversite kurulmalı bence. Bir üniversite bakın. Bu Türkçenin öğretimi üzerine kurulmalı. Ve tamamen ihtisas üniversitesi olmalı bu. Yabancı uzmanlar buraya gelmeli. Dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe öğretenleri davet edeceksiniz. Bizimkilerle oturup metinler oluşturacaklar beraber. Daha önce hani bilenler biliyor. Ben bir Polonyalı Dariusz Czioski ile ilk geldiğimde yabancılara yönelik dedim beraber kitap yazalım. A seviyesini bitirdik. A1, A2'yi. Ben biraz metin yazıyorum. Yani işte çocuk edebiyatından gelen biraz şeyleri diyelim. Hani radyo oyunları falan, işte skeçler falan yazabiliyorum diyelim. Bir kelimeyi kullanıyordum mesela. Olmaz Öztürk, bu seviyede bu kelime olamaz. Bu ek de olamaz deyip atıyordu hemen. Niye? O çünkü öğrenmiş, biliyor. Ben otomatik olarak. Şimdi Türkiye'deki bizim Türkler, yabancılar için Türkçe kitabı yazıyoruz. Yahu içeride bir tane yabancı yok ya içinde. Etmeyin, tutmayın. Bak bu yabancıları, bu Türkologları alın ekibe. Onlarla beraber çalışın. Emrah beni duyuyorsa bak iyi duy Emrah. Birkaç yabancı al, kitap yazdıysanız onu yenileyin. O yabancılarla beraber. Bak o zaman yazılan kitapları yabancılar buradaki üniversitelerde falan okutur. Dünyanın her yerinde okuturlar. Yani Cengiz Bey'in dediği Arap ülkelerindeki Türkologlar da okutur. Avrupalı da okutur, Asyalı da, Amerikalı da okutur. Bak kendimiz çalıp kendimiz söylemeyelim. Yabancıları katın bu işe. Bu Avrupa'da Türkoloji kitabı var ya, bak burada 13 tane yabancı var. Şu kitap çıkınca göreceksiniz. Makedonya'yı Maria Hanım yazdı. Bu yabancı Türkologlara biraz önem verip yanımıza alalım. Beraber çalışalım bunlarla. Bizim bilgilerimizi onlara, onların bilgilerini birleştirelim. Voltran, onu oluşturalım. Tamam mı? Bu Türkçenin öğretimcilerine tavsiyem budur.
yabancılarla beraber kitap yazılacaksa birkaç yabancıyı katın. Yani farklı dillerden, Hint-Avrupa dil grubundan bir yabancı olsun, ne bileyim Afrika dillerinden, Bantu'dan bir yabancı, bir Japon, bir yabancı ki bu kitap iyi bir kitap çıksın. Tek kitap da zaten olmaz yani, işte birkaç kitap olmalı, her neyse bu ayrı bir konu yani. Türkçenin öğretimine pek girmeyeyim. Çünkü kızdırırım birilerini. Hocam teşekkür ediyoruz. Sen kendi kitap yazmadın diye beğenmiyorsun diyorlar falan. Ya etmeyin, tutmayın. Ben yazdım, yayınlamadım. Türklere kızdığım için, bize, bizimkilere kızdığım için yayınlamadım. Ama bir gün kısmet olursa yayınlarız. Ona da sıra gelir. Estağfurullah. Emrah, sen seslendin değil mi bana? Evet evet hocam, ben seslendim. Tamam. Görüntü yok. Tömer. Keşke bizim Yunus Emre'nin logosunu koysaydık Emrah ya bu söyleşiye. Sonuçta bu kurum benim kurumum. Ayıp ettik ya logoyu koymamakla, değil mi? Nereye hocam? İşte benim söyleşide, şeyde, afişte keşke olsaydı, değil mi? Yani iki kurum olduğu için hocam bizim aklımıza gelmedi. Önerseydiniz aslında koyabilirdik. Ama yani gerçi de kurumu temsilen İEE Varşova Müdürü diyor hocam. O da sonuçta temsiliyeti gösteriyor. Belki oradan kurtardık işi. Aynen. Yani Yunus Emre önemli. Yunus Emre, yani enstitü çok önemli. Sırf Yunus Emre Hazretleri'nin adı var. O ad bile çok önemli. Tabii hocam biz işi oradan öğrendik. Öyle yani, söyleyeyim. Yani bugün tereciye tereyi satabiliyorsak Yunus Emre'deki tecrübemiz sayesindedir. O yüzden Yunus Emre'nin kurum olarak bizde yeri her zaman ayrıdır. İnşallah ömrümüz yettiği derecede elimizden gelen gayreti göstermeye çalışırız kurum için. Kesinlikle, kesinlikle. Polonya süreci Türkolojileri çok vurdu. Feyze Hanım da biliyor. Polonya özellikle Asya dillerini çok vurdu, biliyor musun? Türkiye'den öğrenci az geliyor bu tarafa. Daha çok bizden Türkiye'ye öğrenci fazla gidiyor. Türkiye'den öğrenci az gelince de Avrupa'da Türkçe dersler olmuyor haliyle. İngilizce dersler yürüyor Bologna sürecinde. Türkologlar da bakıyor ki bu işte yani Türkiye dışında ve diğer işte Türk devletlerinde hani tercümanlık, işte Türk firmalarında çalışma, diplomat olmak, ticari dünyada çalışmak, efendim eğer üniversitelerde akademisyen olarak kalacaksa akademisyen olarak kalmak, Yunus Emre Enstitüsü'nde yerel okutman, özellikle bak bunlar çok önemli. Yani yerel okutman sayısını Yunus Emre dünyada artırmalı ve Türkologları istihdam etmeli. Böylece Türkolojilerle daha kuvvetli bağ geliştirir. Bu noktalarda Bologna bize darbe vurdu. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Bakın akademilerde, dünyada her yerde maddi yönden baktığımızda gelir az. Uzun soluklu, sabırlı insanlar gerekiyor yani akademide. Fakat şimdi bir firmaya giriyorsunuz, bu özellikle işte global, hani pandemiden önceki global dünyada. Eline 1500 euro geçiyor. Üniversitede kalsa, asistan olsa 700 geçecek, 600 geçecek, yarısı. Şöyle düşünüyor, 50 yaşına gelinceye kadar para kazanamayacağım. Ondan sonra da hastalıklar başlasa para kazansam ne olur? En iyisi bir firmaya gideyim, çalışayım, kısa sürede ev alayım, işte hanımsa yakışıklı bir arkadaş bulurum, evlenirim, işte erkekse işte firmadan güzel, kafama göre bir hanım bulur, evlenirim, bir kız bir oğlumuz olur, modern aile, bir ev alırız, bir de araba alırız, morgıçtan da krediyi çeker, 30 yıl öderiz, 30 yıl sonra da işte evimiz, arabamız, çoluk çocuğumuz olmuş olur. Üniversitede, akademide bunlar biraz zor iş. Akademi hem özel hayatı vuruyor, hem de maddi yönden de öyle çok büyük şeyler vaat etmiyor. Profesör olunca azıcık para kazanmaya başlıyor, hastalıklar başlıyor. Bir de millet eleştiriyor, yok kitap yazmış satıyor falan filan. Dolayısıyla bu akademinin böyle bir neyi var? Bir ne diyelim, şanssızlığı mı? Böyle bir şeyi var. Ama bireysel olarak sorarsanız ben Allah'a bin şükür ediyorum ki iyi ki akademisyen olmuşum. Karınca kararınca bu yolda gitmeye çalışıyoruz. Türkiye buna çare üretmeli. Öyle çok burslar falan filan parayı öteye veriye savurmamalı. Tek elden. YTB bunu güzel yapıyor.
Fakat sırf Türkoloji bursu olmalı orada, böyle bir ayrı bir burs. Bunları raporlarda falan yazdık. YTB'ye önerilerde bulunduk. İnşallah devletimiz daha iyi olur, daha güçlenir, ekonomimiz daha iyi olur ve bu alanları da destekleriz. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık katılımınız için, değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Özellikle Emrah'a teşekkür edeyim. Türkiye'den bir kurum adam yerine koydu ve dediler ki bir konferans verin. Mutlu oldum. Sağ olun. Eyvallah. 23 yıl beklemek gerekiyormuş demek ki böyle bir konferans vermek için. Estağfurullah hocam. Facebook'tan da genel olarak artık sosyal medya öyle bir boyut aldı ki herkes birbirini tanıyor. İnşallah elimizden geldiği kadar işte alana, Türkolojiye hizmet etmeye çalışır bütün arkadaşlar. Önümüzdeki haftada buradan o zaman duyurayım. Timur Kocaoğlu Bey'in 6 Haziran Türkiye saatiyle 19'da Dünya Türkoloji Envanteri Nasıl Çıkarılır? Arzu edenler, buradakiler, yine ona da lütfederseniz memnun olurum. Türk Bilim İncelemeleri, Timur Kocaoğlu Amerika'dan, Timur Hoca. 6'sı akşam Türkiye saatiyle 19, Dünya Türkoloji Envanteri Nasıl Çıkarılır? Buradaki birkaç bazı şeyleri orada da kullanacağım ama oradaki slaytım, sunumum daha fazla ve daha farklı. Oraya da arzu edenler buyurun lütfen. İşte bu derdimiz Türkoloji, bakalım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde bütün katılımcı arkadaşlara da hayırlı geceler diliyoruz. Son ben de bütün dinleyenlere, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye selam olsun. Eş, dost, akraba, kim izlediyse hepsine Varşova'dan gönül dolusu selamlar yolluyorum. Allah bu pandemi sıkıntısından dünyayı kurtarsın. Ülkemizi her zaman iyi, parlak, her yönden lider konumunda bir ülke durumuna getirsin. Muradım odur, arzum odur, isteğim budur. Biz sonuçta o vatanda doğduk. Orada ilk nefesimizi aldık. Namık Kemal'in vatan makalesi vardır ya, hani oradan mülhem. Geçmişimiz orada, ecdadımız orada. Dolayısıyla önce ana vatanımız, sonra da bulunduğumuz ülkede de katkılar yapmaya çalışıyoruz. Neden? Rızkımızı buradan temin ediyoruz. Burada işte Türk kültürünü, Türk dilini, Türkiye'nin değerlerini de bir taraftan tanıtmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da hani burada Türkoloji dünyasında ne var? Onu da sizin gibi gençlere, yeni insanlara aktarıyoruz ki Gustav Lanson'un dediği sebebiyet teorisinden bizim görevimizi yapmış olalım. Geçmişten geleceğe köprü görevimizi görmüş olalım. Tekrar Emrah'a, Önder'e çok teşekkür ederim. Katılımcılara çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Varşova'dan herkese sevgiler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür.